Sevgili gönül dostlar, iyi akşamlar. Önceki sevgililer gününüz. Gerçi kutlayacak halimiz de çok böyle moralimiz muhteşem değil ama umarım sevgilinizle, sevgili çocuklarınızla, işinizle, ailenizle, sevgili ailenizle berabersinizdir, mutlusunuzdur. Benim aslında keyfim yerinde çok şükür. Umarım sizlerin de öyledir. Bu hafta sonu Ankara'ya gideceğiz. Artık böyle birkaç gece kaldı. Sonra yeniden bir şey başlayacak. Yoğun bir tempo, kitap çıkacak vesaire falan. Onlarla uğraşıyoruz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Sevgili gönül dostları, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Şimdi başladı. Dün Şişli çok güzeldi. Bu arada zor, ayrılmam bile zor oldu. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir ilgi vardı. Yani imza bile tamamlanamadı çünkü zaman yetmedi falan yani. Uyuz hastalığında bir bakteri de tabii orada var ama onu tetikleyen, beyinde tetikleyen konu yine ayrılık olma ihtimali oldukça yüksek. Yine ayrılık travmalarını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ya orada bir bakteri de aktif tabii uyuzda ama yani niye herkeste yok? Sizde bir şey tetikliyor olabilir. İyi akşamlar. Şu an o an kitabınızı okuyor. Şu an o an. Panik atak 3 tane farklı travmatik sebebi var. 3 tane farklı korku var panik atağın içinde. Bunların hepsi birbirinden biraz bağımsız bile olabilir. Birinci türü nefessizlik, böyle deprem gibi kapalı kalma, boğazına bir şey takılma falan gibi olaylar var geçmişte. Bu belki yıllar önce yaşanmış, belki 20 sene önce yaşanmış bile olabilir. Kişi buradan artık böyle nefessiz, yani yıllar boyu böyle devam ediyor nefessiz durumları. Yeterince yeterince stres seviyesi yükselince bir anda kişi nefes alamadığını hissediyor ya da bir kapalı ortamda bir anda bir geliyor ve panik atak ilk belirtisini gösteriyor, öyle oluyor. İkinci versiyon, kalp krizi korkusu olan insanlar, kalp krizi de genelde sevdiklerini kalp krizinden kaybetmiş, kendi kalp krizine şahit olmuş hem kendinde ya da başkasında insanlar olabiliyor. Ups, bu ne yahu? Bir şey batıyor arkama. Muhtemelen. Böyle tüy gibi bir şey olabilir de. Üçüncü versiyonla böyle bir ilaç ya da yabancı yasaklı madde kullanımı falan dolayı ya da böyle işte epidural, anestezi gibi şeyler, narkoz gibi şeylerden dolayı kişinin kontrol edemediği ve çok korktuğu anlar olabiliyor. Böyle 5 dakika, yarım saat falan gibi. O tarz anlarla ilgili olabiliyor. Hangi türse özellikle onların üzerine gitmek gerekiyor. Çalışmaktan çok korkmuş. Salgından dolayı size normal mi bu? Bence çok normal değil. Yani muhtemelen sizde obsesif bozukluk var. Muhtemelen. Yani olabilir. Takıntılarınız yüksek olabilir. Yorumu kapatsanız diyorsun da soru cevaplayayım. Vahim inecek. Sevgili Tuba Ayla. Soru cevaplıyorum. Görmüyor musunuz? Efendim, nasıl iyileşiriz? Hikayesi, travmayı çözmeniz gerekiyor. Dünkü yayınımı Şişli Belediyesi yayınının sonlarını izlemeye çalışın ya da yani öyle 2 dakikalık bir konu değil. Yani beyninizde bunu başlatan şeyi nötr etmeniz gerekiyor. Öyle 2 dakikalık bir konu değil. Yani her gün her şeyi en baştan anlatamam çünkü mümkün değil. Yani bazen ucundan bir yerden anlatıyorum. Bazen en başını biraz anlatıyorum. Bazen özet yapıyorum. Bazen şey gibi. Yeni girdim diyor, tamam. Acaba
Antalya inşallah. Malin melanom saldırı ya da pislik travmaları geçerli olabilir. Saldırı ya da pislik, yani genelde saldırı bu fiziksel bir saldırı olabilir ya da sözel bir saldırı vesaire falan da olabilir. Bu arada İzmir'de sevgili Çağdaş vardı. Çağdaş diye bir Çado. Burada mısın? Dün alacaktım seni ama sonra yayın yapmayacağımın farkına vardım. Çünkü zaten Şişli'ye gidecektim. Orada yayını açtım. Ben ailemden hiçbir şekilde şefkat, merhamet görmedim. Eşimden bunları unutup, fakat eşim kurmayla aynayıp alkol alıp evliliğimize hiç eser masalına vazgeçemiyorum. Yani zor tabi. Dedi yani dengelerinizi çok da bilemem ama yani eşinizin tabii ki bu konulardan keşke şey olsa iyi olur. Bu arada eşin adına madde bağımlılığı çalışıp sonuç alan insanlar oldu yani. Kendi vekaleten onunla çalışıyor. Kişi bırakıyor. Çok enteresan bir dünyada. Yani böyle 2 dakikada şunu yapın bunu yapın diyemem tabii ki. Kilo demosu biraz inşallah bir gün. Ya yani biraz böyle açıkçası demoyu böyle bir tam her şey bir durulsun istiyorum. Gerçi şu an yani herhangi bir şeyimiz yok çekeceğimiz ama yine de böyle yani çok çok konuş, çok göz önündeyiz ve de böyle bizi anlamayan ve anlamak istemeyen, kötü anlamaya çalışan çok fazla kişi de var. Onlara böyle çok şey vermek istemiyorum şu anda. Neden ona? Malzeme. Serap Hanım hoş geldiniz. O zaman goy yapıyorsunuz değil mi doktor bey diye söyleyerek. Hocam travmayı bulduktan sonra iyileşme nasıl oluyor? Bulmak yeterli değil ki o zaman. Hayır. Travmayı beyinde duygusal olarak çözmeniz gerekiyor genellikle. Bazen bulmak da yeterli oluyor ama çok yani eğer travma basit ve çok kısa süren bir şeyse yani böyle anlık saniyelik bir şeyse dakikalık bir yani saniyelik dakikalık falan bir şeyse bazen sadece bazen bulduğun zaman bu yüzden bir şey zaman iyileşme ihtimali olabiliyor. Ama bu nadir bir şey ama birçok zaman yani biz de sürekli insanlar iyileştiği için bu, yani denk geliyoruz. Ama çoğu zaman travmalar böyle basit olmuyorlar, iki anlık da olmuyorlar. Dönemleri kapsıyorlar. Dönem dediğim şey de beyinde bir anı çözmekle bir süreci çözmek farklı. Süreçler belki binlerce an barındırıyorlar. Yani bir süreç içerisinde binlerce saniye, dakika, işte saat var. O yüzden hepsini tek bir süreçte beyinden temizlemekle tek bir anı temizlemek arasında büyük bir fark var. O yüzden süreç temizlemek çok zor. Süreçleri temizlemek için de yani önemli anları buluyorsun, bir şeyler yapıyorsun, şunları yapıyorsun, bunları yapıyorsun. Yani öyle 2 dakikalık bir konu değil. Ama eğer bariz tek bir anlık bir travman varsa, diyelim ki işte birisini düşerken gördün, ay düştü aman falan dedin. Sonra aklına geldi, ben onu düşerken gördüm diye mi vertigo oldum diye fark ettim ve sonra sırf bunu fark ettin diye vertigon geçebiliyor. Yani ama çünkü bak buradaki travma hem aşırı duygusal değil, çünkü seninle ilgili değil o düşen insan. Sadece gördün ve o anda bir şok oldun yani. Falan oldu. Sonra baktın kalktı. Baktın ki adam yürüdü. Ama o anda bir falan oldun. İşte bak buna bulduğun anda vertigosu geçen çok insan var. Niye? Çünkü bu hem çok anlık, tek bir anlık bir travma hem de çok duygusal bir yüksekliği yok. Ama eğer yani süreç böyle bir süreç. Babanın ölümünden sonra birçok rahatsızlık çıktıysa ay ben babamı kaybettiğimden dolayı işte bunlar çıktı dediğin anda onlar geçmiyor. Niye geçmiyorlar? Çünkü babanın kaybedilmesi tek bir an değil. İki çok duygusal bir durum.
Yani tek bir an değil derken yıllar sürüyor. Tedavi dönemi, şey dönemi falan vesaire olduğu için. Yani onların hangi anında senin beynin bunu başlattığını da bilmiyorsun. O yüzden yani o süreci iyi çalışman gerekiyor. Genelde rahatsızlıklarda süreçlerde ortaya çıkıyor. Süreç dediğim şey de sürecin içindeki bir anda ortaya çıkıyor. Ya yani 3 senede süreç yaşanmış ama rahatsızlığın sebebi 3 sene değil. Rahatsızlığın sebebi 3 senenin içerisinde tek bir an. Ve başka birkaç anda olabilir. Ve çok yoğun duyguları olan bir an o. Bir hangi yani 3 senedeki hangi an ve de o duygular. Yani o kadar büyük duygular var ki 3 sene boyunca. Yani o yüzden yani çalışmak uzun bir konu. Şimdi çocuklarla şimdi birçok insan çocuk sorunu soruyor ama çocuklarla ilgili çalışmak için çocukların neden rahatsızlandığının detayını anlamak gerekiyor. Yani çocuklar devreye girdiği zaman travma sadece çocukta değil annede de olabiliyor. Öyle olduğu zaman da anneye çalışma yapmak gibi hamilelik travmasını, annenin işte küçüklük travmasını, annenin doğumda yaşadığı travmaya falan gibi böyle birçok ihtimal devreye giriyor. Kedi fobisinin çözümü bizim ofise gelin. İnşallah size bir kedi bulurlarsa genelde çok kısa sürede çözülüyor. Yani niye kedi bulurlarsa diyorum yıllardır. Yani bizimkiler biraz daha büyük olaylarla uğraşıyoruz diye kediyi bulmayı biraz şey yapmışlar. Dedi kediyi bulamamaya başlamışlar. Çok da zorlamamışlar. O yüzden çalışılan yani normalde kedi fobisi için ya da köpek korkusu için ne gerekiyor? Bir kedi ya da köpeğin orada bulunması gerekiyor. Onunla çalışma yapılıyor. Hazır bulunması için de bizim bir organizasyonumuz oluyordu eskiden. Şimdi biraz yok. Geçen gün söyledim yani uyardım dediler ki başka bir bulamıyoruz. Ama belki birkaç gün içerisinde bulurlar. Belki de bulmuşlardır. Lupusun travması genelde ayrılık çıkacak. Göz kayması bir gördüğün bir şeyin sana zarar vermesi. Yani tehlikeye bakmak aslında. Tehlikeye bakmak göz kayması. Tehlikeli olan şeye bakıyorsun. Miyop yakındaki tehlikeye bakmak. Astigmat ayrılık travması. Gözsel ayrılık. Miyopun diğer ayrıca diğer travmaları da korku, yani çok sert korku ve de yine görsel ayrılık. Tehlikeye bakmak demek yani bir tokat geliyor ona bakarken yani sana zarar veriyor ve tokatı görüyorsun yani sana geldiğini. Mesela bu adamı miyop yapabilir. Yani ayrıca ya da mesela oyun oynuyorsun çok tehlikeli ve korkutucu çocuk için çocuğu miyop yapabilir. Yani yakından geliyor tehlike. Miyopun travması yakındaki tehlikeye bakmak, yakında. Ya da bir rapor okuyorsun çok kötü bir şey söylüyor. Miyop yapabilir. Yani herhangi bir rapor okuduğun bir şey, yakından gelen. Bakıyor. Yani bu arada Bakü değil ama Ankara'ya geliyoruz bu hafta sonu. Şimdi sevgili Çado, Çağdaş burada mısın? Buradaysan eve doğru evete doğru git. Ey Çağdaş. Burada bir arkadaş 27-28 yaşındaydı. Bir şeyler anlatacaktı. Dün yok yayın yok diye onu ben almadım. Yani aslında söz vermiştik, salıp sözleşmiştik ama. Miyom, rahimde miyom, kadının, bir kadının kendini değersiz, yetersiz cinsel olarak ya da doğurganlıkta çok yetersiz hissetmesi. Buradayım demiş de bir dakika.
Ama görmedim. Buradayım yazmış. Sevgili Çağdaş, sürekli buradayım yazsana. Çado bilmem neydi şeyi. Çado nokta bir şey, bak orada yazışından hatırlıyorum, bakayım. Çado nokta Vado değil, Çado. Behçet ayrılık travmaları çıkıyor çoğu zaman. Yani yakında bir Behçet yayınlayacağım. Ayrılık. Bir yerden ayrılmak, bir yerden ayrılmak, bir insandan ayrılmak çıkacak çoğu zaman. Büyük harfle buradayım dedi. Sevgili Çağdaş, sürekli buradayım yaz. Bir de gördüğünüz buradayımın tam şeyini yazarsanız, Çadın'ın şimdi bir cep telefonunda biraz zor ulaşırım. Ben niye görmüyorum? Bayağı yukarı çıktım ya. Güler Hanım, hoş geldiniz. Güler Taşçı. Burada, emin misiniz ya, buradayım diyen birisi var mı? Hocam ha, Çado Üskan, tamam. Okey, buldum. Okey. Çado Üskan. Evet Merhaba Çağdaş'ım. hocam. Merhaba, nasılsın? İyiyim hocam, siz İyi, nasılsınız? teşekkür ederim. Bu arada dün fark etmişsindir niye yayın yapamadığımı. Ben de unutmuşum, Şişli'de yayın yapacağımı, sonra da iki kez yayın yapmam ya deyip kendime tatil verdim. Dedim bugün alayım ama konuşamadık. Nasıl gidiyor her şey seminerden beri? Hocam seminerden sonra çok güzel gidiyor. Üstüne anneme bir çalışma yaptık. Seminerden dönünce o biraz nasıl geçti, neler öğrendin diye sormuştu. O da zaten iki kere katılmıştı benim gibi. Benim de ikinci katılışımdı. Öyle mi sen? İşte Sen daha önce seminere katıldın mı? İzmir seminerinize katılmıştım. Wyndham Otel'deydi. Galiba 2021 veya 2022 Ha, olması ben onu lazım. bir. Bu arada evet ya, ben de yüzün falan bana şeydi. Yani bir tanıdıktı ama dedim herhalde ben bu ara uyduruyorum. Yani tanıdıklarımı tanımıyorum. Tanımadıklarımı tanıyorum falan olduğu için tamam. Okey, ben sen ilk defa katılıyorsun zannediyordum. İşte hocam dedim hani ben daha önce katıldığımdan beri çok değişmiş. İşte unuttuğum detayları hatırladım. İşte bak burayı böyle çalışıyormuşuz, burayı şöyle çalışıyormuşuz derken bir an böyle eski travmalardan konuşmaya başladık. Bir an bir şey hatırladı. Odamdaydı o da. Benim odamda sohbet ediyorduk. Birden ağlamaya başladı. Duyguya girdi. Ben de duyguya girince spora gidecektim. Her şeyi bıraktım. Hemen çalışmaya başladık. Bir öyle bir hemen seminer sonrası öyle bir hemen bir interaksiyon oldu yani. Onun dışında işte 2 gündür sohbet ediyoruz. İşte aslında yanlış ve eksik bildiğimiz şeyleri tartışıyoruz. Neyse ben biraz hani bundan önceki süreçte neler yaşadım? İşte belli başlı ana travmalarım vardı. Onları nasıl çözdüm? Onlardan Ben bahsedebilirim. aslında zaten aynen o yüzden seni zaten seminerden sonrası için değil, seminerden öncesi için çağırdım. Evet. Çünkü sen insanların çok bir saniye bekle, her an şey olabilir bu arada. Burada böyle video geliyor gibi oluyor.
Bunun şeyi ondan kurtulun diye. Ben sana özellikle anlattıkların yani orada bunlardan kurtuldum, bunlardan kurtuldum dediğin için yayına davet etmek istedim. Sen aslında gerçekten de onları at. Onlar çok anlat daha doğrusu. Onlar çok öğretici. Sen 27, 28 miydi? 27 miydi? 28 28 yaşındayım. yaşındasın. Burada ne mutlu bana. Tam böyle aslında hiç beklemediğim bir profilsin. Yani niye dersen biliyorsun bizim genelde 50 üstü kadın bizim profilimiz yani. 50 de demeyeyim de 45 yani hadi kız yani daha gençler de yok çünkü gençler bir şeyler hayatlarını kaptırmış oluyorlar. Kızlar da yani kadınlar demeyeyim ama hem de sorunları olmuyor çok böyle. Yani hayattan yaşıyorlar gibi çok büyük bir sorunları olmadıkları için çözüm de genelde bulmaya çalışmıyorlar. Çok okumuyorlar vesaire vesaire. Öyle olmadığı için de böyle yani ama sen bir de erkeksin üzerine. Yani hem gençsin hem de yani hiç şeyimde olmayan yani hiç hedeflemediğim yani hiç de bizim oraya gelmez seminerlere az katılır diyeceğim bir gruptun ki hatta bir şey itiraf edeyim sonra anlat. Ben hayatımda en son bir üniversiteye gittim. Antalya'da bir Akdeniz Üniversitesi'ydi. Ve sonra dedim ki bir daha buraya geleni, yani burayı derken bir üniversiteye geleni, tamam mı? Nokta nokta Evet nokta, tamam mı? Niye dersen, çünkü şu anlamda yani üniversite, yani o zaman yayın yapıyorum. 2010 2020, 2019 ya daha pandemi yoktu, pandemi yoktu. Böyle yayın yaparken Akdeniz Üniversitesi'nden birileri yayını basıyor. Hocam işte Barış Bey sizi bekliyoruz. Şöyle kültür günleri bilmem ne günleri. Mart ayında bir günleri varmış. Böyle şey gibi. 50 kişi aynı anda yayını basıp bir anda yazmaya başlıyorlar. Çok da sevimliler böyle. Diyorum ki ne güzel yani. Aa bilmem ne. Ben de sırf o yüzden Antalya semineri koydum ama bir gün önce gidip orada da o günde konuşma yaptım. Bir amfiye konuşuyorum. Böyle bir saat konuşuyor. Konuştum. Yani üniversite öğrencileri bu 50 kişi değil ya da 50 kişi sevimlilik yani belki orada 2 kişi biliyor konuyu. Diğerleri sevimlilik diye katılıyorlar organizasyona. Ama yani böyle kocaman bir amfi çocuklar böyleydi. Ya ben o yüzden çok nasıl bir travmadır? Yani bu arada beklentim de yüksek muhtemelen. Yani o kadar sevimlilik yaparak beni çağırdılar ki. Demek ki o yüzden de daha şey oldu. Ve son gidişim oldu Beklentiniz üniversiteye. Yani dedim ki üniversitedeki çocuk şeylerin, gençlerin bu konuya ilgisi yok. ya hocam, yani ben hani çok ağır şeyler hani insanlar tabii ki de yaşamıştır. Hani herkesin sıkıntısı kendisine göre. Hani benimkiler de bana göre ağır geliyordu. Ve o zaman bir çıkış yolu arıyordum ama bir türlü bulamıyordum. Yani biraz da aslında konuşmaya buradan başlamak da sizin anlatmanızın üzerine çok güzel oldu. Çünkü ben küçüklüğümden beri yani belki 3. 4. sınıftan beri OKB'si olan bir insandım. Onun üstüne çeşitli işte böyle kayıplar, işte ayrılıklar yaşayınca hani hem OKB hem üzerine değişik travmalar bindi. Ve yani yıllarca şey kullandım ben, antidepresanlar kullandım ve hani kullandığım zaman iyiyim, hani iyi oluyorum, kademeli azaltıp bırakıyoruz, hani tekrar başlıyor. Yani hani bu sistem öğrendikten sonra şeyi fark ettim, yani hani tehlike aslında bizim beynimiz için önemli olan nokta. Yani tehlike varsa ve yüksek duygularda o alarmlar çalıyorsa, bu antidepresanlar sadece hani o anların içindeki duyguları boşaltmıyor ama sadece o sinyalin gitmesini engelliyor. Yani hani böyle olduğu için de hani o tehlike hissiyatı oluşmadığı için travmamız tetiklenmiyor ama o duyguyu tamamıyla oradan boşaltmıyor. Yani böyle olduğu için de zaten hani tamamıyla iyileştirmiyor. Kullandığımız sürece iyiyiz, bırakınca gene kötü oluyoruz. Neyse hocam, ben işte belli bir yaşa kadar gelince artık böyle hani ilkokula gitmeye başladığım sıralarda birkaç tane böyle hani topluluk içerisinde utanma, hani çok hoşlandığım bir kız vardı. O bizden bir sene büyüktü.
Bu anlattığım da birinci sınıfta oluyor bu arada. Hani öyle şey de değil. Hani büyük bir yaşlarda da değil. Neyse bu bir şekilde hani şey oldu. Söyledim mi ne yaptım artık hani arkadaşlar arasında konuşulunca. İşte herkes aa işte Çağdaş şu kızdan hoşlanıyormuş falan filan diye dalga geçmeye başladılar. Hani bu benim bir utanma travmamdı. Sonra birinci dereceden bir yakını çıplak görme. Hani tamamıyla benden bağımsız gelişen bir olayda böyle evimizin uzun bir koridoru vardı. İşte ben masamda bir şeyler yapıyorum. Ya ödev yapıyorum ya işte ya bilgisayar ya telefona ama o zamanlar telefonum yok. Bir ses duydum, kafamı çevirdim. Gördüm yani hani ve ondan sonra şeyi hatırlıyorum çok net bir şekilde. Hani sürekli kafamda düşünce dönüyor. Yani o anı bir türlü hani şey yapamıyorum hani ne yorumlayabiliyorum sadece kafamda o dönmeye başladı. Yani bunlar hani küçüklükten benim hatırladığım travmalar. Burada bir dakika bir dakika, bu çok garip bir şey. Garip derken güzel söyledin. Burada gerçekten bir obsesifliğin nasıl başladığının şu ana kadar en ilginç tanımlarından biri olabilir. O yüzden durdurmak istedim seni. Bu çıplak kişiyi gördüğün zaman kaç yaşındaydın? Hocam 9 maksimum 9 ilkokulu 3'tür yani. Okey. Peki şimdi sen bunu yaşadığın zaman, yani şaşırdığının farkındayım. Ve dönmeye ne zaman başladı? Yani Hocam ertesi gün başladı ve 2 hafta sürdü. Ama yani bir yerden sonra o kadar aklımda dönmeye başladı ki yani şey dedim kendi kendime hani bundan bir kaçış yok. Hani tamam bunu tamamıyla artık geliyorsa da ne yapayım aklıma dedim. Onu dedikten sonra gitti yani. Hani çalışmayla o anda çözmedim çünkü daha hani yıl belki kaç hani 2003-2004 falan yok, yani hani onu anlıyorum. ama Bu arada orada şeyden dolayı, yani bunu devam ederiz. Şimdi anladığım kadarıyla, şimdi ilk utanma benimki gibi 6-7 yaş anladığım kadarıyla, bu 8-9 yaş diyelim. Aslında sen resmen o obsesifliğe o gün, yani özellikle o gün çat diye, yani beynin takmaya başlamış. Farkındasın değil mi? evet Takma hocam. fonksiyonunu atmış, vitesi atmış orada. O yüzden burada durdum. Yani sen diyorsun ki o gün takmaya, yani o takıntı oradaki o görüntü takıldı diyorsun. 2 hafta devam etti diyorsun değil mi? 2 hafta devam etti. Sonra devam ettikten sonra, burada bu herkese çok fayda sağlar bu şey diye. İnsanlar daha iyi hatırlayabilirler belki. Yani belki de bir şey yaşadılar. O konuya takmaya başladılar. Ve de belki de yani hemen oldu o. Sonra sen diyorsun ki teslim mi oldun yani konuya? Ya hocam tamamıyla bilinçsiz yani çünkü hani yapacak bir şey yok dedim. E tamam artık geliyor aklıma ne yapayım dedim yani. Hani bilinçli Anladım, ama sonra da azaldı değil mi? bitti ondan sonra. Ama hani ben o anı daha sonradan işte sizin çalışmanız olmadığı için temizlemediğim için hani benim OKB'm sürekli yön değiştirdi. Hani ondan sonra işte simetri hastalığı, bir şeyleri düzeltme. Ondan sonra işte şey kıyafetlerin üzerindeki çizgilerden rahatsız olma. İşte bunun gibi ama yani bir takıntım geçiyor, öteki başlıyor. Mesela hocam şey çok ilginç. El yıkama işte takıntım vardı benim. Yani gece kalkıyorum. Bu biraz daha ileriki yaşlarda. Yani kaç söyleyebilirim? Onu da detaylarını anlatsana bu arada, çok yani gerçekten tam bir saçma sapan bir obsesifliğin, yani çok çok kazara ve çok manasız. Hep diyorum ya ben, çok basit travmalar da olabilir. Yani al sana çok basit travmalar, yani sen hiç başka özel bir şey değil. O yüzden önce mesela 8-9 yaşında ne oldu? 10'da ne oldu? 11'de ne oldu? 12'de, yani çok merak ediyorum. Bu çok böyle gerçekten ilginç bir şey olabilir. 9 ne oldu? Neydi yani o ara? 9 tamamıyla topluluk içerisinde işte dalga geçilme, şey yapılma hani rezil edilme. Abi bir de öyle bir travma mı yaşadın yeniden? Ha bu 7 yaşındaki, 9 yaşındaki de işte bir yakını, 10 yaşındakini işte çıplak Yok, görme. onu biliyorum, onu biliyorum. Yani şey anlamda söylüyorum. Yani 9-10, yani takıntıların nasıl gittiğini söyle diye söylüyorum. 9'da, 10'da, 11'de, 12, yani bütün yaşlarda önce şu vardı de sonra şu vardı.
Yani yıl yıl diye şey yapalım, biraz anlamaya çalışalım. Anladım. Hocam Yani ilk senelerde evet. işte simetri olarak bu hani kendini gösterdi. İşte sürekli bir şeyler düzeltiyorum. Mesela gece yatacağım. Salonda mesela şey aklıma geliyor işte kumanda yamuk durdu aklıma geliyor. Gidiyorum onu düzeltiyorum ondan sonra yatıyorum falan böyle. Sonra bu tamamıyla geçti. O tabii ben bu sırada böyle hani bu tarz cinsel utanmaları yaşıyorum anlattığım gibi. Ondan sonra işte şey başladı el yıkama. Cinsel utanmalar yeniden yaşıyor musun ama? Yani yaşıyorum derken bu hani arka arkaya gelen olayları hani aslında yeniden yaşıyorum dediğim o. İşte bir tanesi dalga geçirme, diğeri işte bir Yok, yakını şu an yaşıyorum derken aklına geliyor anlamda mı söylüyorsun? yok hayır o anda yani yıllar önceki durumda sıra sıra böyle üst üste gelen olaylar var anlamında Ha, yani söylüyorum. şimdi biz iki tane olaydan bahsediyoruz Yok değil mi? olay Tamam. evet. Sen şimdi 9, yanlış bir anlam olmasın söylüyorum. 9 yaşında aslında travmalar bitti. Değil mi? Evet tabii ama ben şimdi birazdan anlatacağım daha üstüne var hocam. Ha, okey, okey. Ha, tamam, onu da bilmediğim için. Okey. Tamam, devam et. Hocam işte el yıkama travması yani el yıkama takıntım başladı. Bunu nasıl çözdüm? Aslında ya her biri aslında bilinçsiz sonradan bir teslim olma hani gecikmeli teslimiyet sizin kitabınızın adı da o şekilde. Hani o şekilde gerçekleşiyor ama ben tamamıyla hani bilinçsiz yapıyorum. Bu nasıl oldu onu anlatayım. Hocam el yıkamaya takmaya başladım ben. Pis geliyor artık şeyler. Hani ya dışarıdan geliyorum, yatağıma oturamıyorum. Hani banyo yapıyorum, üstümü komple değiştirip şey yapıyorum. Öyle hani evin içerisinde dolaşabiliyorum. Veya işte ekmek almaya gidilecek ve benim gitmem lazım. Çünkü gidip gelsem banyo yapmam gerekecek. Gitmiyorum. Hani bu tarz böyle işte bir böyle kendime güvenli alan Güvenli gibi alan. görüyorum odamı. Çünkü hani orası temiz ve oraya temiz girersem ve orada bir pislik olmazsa hani ben orada tamamıyla güvendeyim ve hani huzurlu orada vakit geçirebilirim gibi bir resim var kafamda. Bu sırada yeni bir travma gelmiş miydi? Sadece iki tane bir travmam vardı. İki travma var. Tamam, orada iki tane var. Devam. Hocam işte böyle hani benim bu takıntım şiddetlenmeye başladı. Yani başlarda böyle iki defa yıkıyorum, üç defa yıkıyorum. Ondan sonra beş oluyor, on oluyor. En son hocam şu şekle geldim. Gece kalkıyorum saat 2-3. Lavaboya giriyorum. Hani 30 defa elimi yıkıyorum yani. 30 belki 40 defa. Yani lavabonun başında 15-20 dakika geçiriyorum öyle söyleyeyim. Bir yerden sonra hani artık uyku kalitem o kadar düştü ki hani kendime şey dedim yani ben ne yapıyorum şu an? Gerçekten bu musluğun başında mı? Ben bütün geceyi burada mı geçireceğim dedim. Ve kendime şöyle bir şey söyledim. Evet dedim ben bir dahaki kalktığımda 25 seferden daha fazla elimi yıkamayacağım. Sonra bir 5 gün 10 gün bu şekilde gitti. Sonra dedim ki aa evet oluyormuş ya yani hani 30 değil hani 5 azalttım. Hani ölmedim yani. Hani 5 ile de temiz olunabiliyormuş dedim. Ondan sonra bunu 20'ye, 15'e, 10'a, 5'e, 3'e indirdim. En son o 1'e indirme kısmı biraz zordu. Çünkü hani bir kere yıkıyorum. Böyle hani 3 yine bir ikna ediyor ama hocam hani bir de biraz zorlandım. O biraz uzun sürdü. En son hocam işte başarma bunlar hani tamamıyla sizin sisteminizden bağımsız böyle benim hani bu tarz şeylerden kurtulmak için kendi kafamda ürettiğim bir çözümler yani. Ya burada Mekanik. kaynağa gitmiyorsun, sorunla savaşıyorsun. Aynen Yani öyle. sorun derken kaynağa gitmeden onun semptomlarla güreşiyorsun yani. Anladım. Böyle tabii sorunu çözmeyince de işte sürekli yön değiştiriyor. Hani Nereye gitti? Sonra nereye gitti? Yani bir de yeni travmalar gelmiş anladığım kadarıyla. hocam 11 yaşına gidiyoruz şimdi. Evet. 11 yaşı benim 4. sınıf. 4. sınıfta ben o zamanlar Ankara'dayım. Yani 23 yaşına kadar ben Ankara'da yaşadım. Biz son 5 senedir İzmir'deyiz. Bu 4. sınıfta benim çok hoşlandım. Hayatımın ilk değil de hadi ikinci aşkı diyelim. Çok beğendiğim bir kız var ama bu ilk seferden çok daha kuvvetli yani. Gerçekten çok hoşlanmıştım. Yani ben hani
biraz anlatacağım şey yaşadım ve 4 sene falan unutamadım. Yani aslında hala çocuğuz aslında. İşte benim bütün arkadaşlarım şeyi biliyor. Ondan hoşlandığımı biliyor ama bir türlü ben işte gidip açılamıyorum. Çünkü hani birinci sınıfta dalga geçmişler. Hani artık o benim için zor. Hani bir tehlike var. %100 canım öyle. Ve biz işte okulca gezilere gidiyoruz. O zaman da hoşlandığım kızın bir şarkı ismini sürekli sıralara böyle kazıyor. Yani biz ara sıra derslik değiştiriyorduk. Ve onu gördükçe işte hep o aklıma geliyor falan. Hani görsel olarak ve hani şey olarak da hep şeyimde yani hani önümde olan bir insan. Neyse bir gün artık böyle işte cesaretimi topladım. Hani arkadaşlar da işte tamam hadi Çağdaş yani git artık açıl falan diye böyle işte hepten cesaretlendirdiler beni. Saat 2-3 gibi öğleden sonra ben böyle kağıda bir not yazdım. İşte seni seviyorum, işte senin için şunu yaparım. Bunları yaparım, işte sen benim hayatımın aşkısın falan. Neyse kağıdı katladım böyle. Gömleğimin cebine koydum. Arkadaşlarım da böyle biliyor o vakitte gideceğimi. Hepsi okulun kapısına çıktılar. Dışarıda işte öğrenciler oynuyor falan. Hocalar da bir yere geziye gidecek. Öğrencileri sıraya sokuyorlar falan. Ben neyse gittim verdim. Bizim arkadaşlar çember olmuş böyle etrafında. Kız kağıdı okudu. Hiçbir şey demedi. Bana baktı. Arkasını döndü. Biz sıraya girdik. Ben şeyi çok net hatırlıyorum hocam. Böyle kağıdı yırta yırta gitti ve böyle rüzgar esiyordu. O kağıdın parçaları böyle uçuşarak onların sırası önden gidiyordu. Yani ben hani ondan sonra o kadar üzüldüm ki yani en azından şey diyebilirdi yani. Hani hani bir hayır bile demedi. Ben Hani ben ondan sonra yıllardır Çağatay seni hala bekliyor olabilir, ben sana söyleyeyim, hayır ya hocam dememiş yapmayın. Hocam bu arada dün işte yayınınızı izlerken şey oldu. Siz bu akşam ben yapmayacağım dediniz. Ben dedim aa nasıl ya salı günü falan. Bu arada not çıkarttım unutmayayım diye. Hocam valla yüzüstü bırakılma travması yaşıyordum ne. Hoca yok ben yok. bunu hak ettim diye. Eyvallah, tamam, ben de dün onu şey yapıyordum ama ben fark edersen geldim ve hemen Çağdaş dedim, yani konuşmadık ama hemen Çağdaş vardı herhalde, aynı kalp kalbe karşıymış da tamam, konuyu goygoylamayalım, çok güzel gidiyor, devam. Hocam işte şu an 11 yaşındayız. Bakayım ondan sonra lisede var mı cinsel utanma? Tamam. Hocam bundan sonra biraz artık şeyler başlıyor. Bunlar zaten OKB'nin temelini attı yani sağlam bir şekilde. Benim vitiligom var. Belki belli değildir veya belli tam. Biraz evet gördüm ama çok böyle çok aşırı renk farkı yok. Hocam şimdi benim vitiligom ne zaman başladı? Birinci sınıfta ayağımda vardı. Yani sağ ayak bileğimde ya da solda ayağımın üstünde vardı biraz. Biz böyle olunca hani biraz hani annenin travması mı acaba diye hani şüphelendik. Hani annemin de yaşadığı çok ağır ayrılıklar var. Hani belki daha yukarıda hani büyük anneden gelen, anneannemden gelen şeyler olabilir. Hani bu biraz daha az ihtimal verdiğim şey ama hani sonuçta anneannemin 8 çocuğu varmış. Bir tek annem var şu an yani hayatta. 7 çocuk kaybı görmüş. Bu yüzden de zaten biraz demans başlangıcı var gibiydi. Onu da anlatırım. Bu arada anneannem 87 yaşında. Çok ilginç bir detay vereyim hemen konunun üstüne. Annem artık böyle bütün kitapları okuyup sistemi iyice öğrendikten sonra anneannemin travmalarına vekaleten çalışmaya başladı. Anneannem 2 sene önce hem şekeri hem tansiyon ilacını bıraktı bu arada. Artık kullanmıyor. Yani 85 yaşında şekeri ve tansiyonu geçti. Peki Hani demanstan mı geçti, çalışmadan mı geçti? yok şu an demansı durdu. İlerlemedi. Yani artık belli bir seviyede. Sadece bazen işte günleri, yılları karıştırıyor. Onun
dışında şu an hani stabil hale geldi. Yani çalışmayla oldu diyorsun değil mi? Çalışmadan Evet evet. sonra. Ha tamam okey. Çünkü bazen demansla işte Alzheimer'la bazı hastalıklar da geçebiliyor. O yüzden sordum. Burada sana geri dönelim. Sen şimdi yani obsesifliğe şimdi ondan sonra obsesiflik anladığım kadarıyla devam ediyor. Sen zaten şu Tabii an ki. kadar 3 tane Üç travma saydık. Yani birincisi böyle bir sosyal rezil olma. İkincisi birisinin çıplak görme. Üçüncüsü yani teklif edip rezil olma yine cinsel olabilecek bir şey. Sonra herhalde yok hatırlamadığına göre yoktu. Peki ne oldu yani obsesiflikle ilgili ne oldu? Yani nasıl çalıştın? Nasıl şey yaptınız? Yani onu bir anlatsana. Şu an ne Hocam, durumda tam olarak? şimdi biraz daha isterseniz aradaki yaşadığım travmaları söyleyeyim. Çünkü ben ondan sonra bir tane daha yaşadım. Ha sen devam ettin mi travma? Okey. Ama onu daha tam çözemedim. Ondan çok biraz da bahsetmek istemiyorum. O hani belki çözünce anlatabileceğim bir konuma gelebilir. Okay. Büyük oranda onu kırdım. Hani ana dalı bir ağacın yaprakları varsa gövdesi ana travmaysa o diğerleri travmacıklar oluyor. Hani belki onları çözdüğümde daha bir Okay. anlatılabilir duruma gelebilir ama hani Sorun değil. neyse. Sen neye hazırsan. Merak ettim. Obsesiflik dediğin şey şu an ne durumda? Hocam şu an yani %98-9 diyebilirim. Yok gibi bir şey. O zaman zaten yok. İlaç falan kullanmıyorsun. Hayır, tabii ki de. Tamam, okey. O zaman zaten. Ha yani hepimiz obsesifiz ya. Ben de çok yani dün mü 2 gün önce mi şey dedim böyle bir şey yapınca yani unuttum mesela dün şeyde şifrede. Yani sizin için bu bak yine kelimeyi hatırlamadım. K ile başlayan bir Neydi kelime ya? falan diye. Kahır, kahır. Kahır demiştiniz Yani hocam. kahır gibi bir şeydi evet. Yani sizin için bir evet. Ya aslında neydi? K'da değil ya. Lanet diyecektim ya. Hocam İngilizcesini söyleyin. Burden Yok mı? yok buldum kelimeyi buldum. Lanet. Ha, lanet. Yani aslında Curse. ki yani curse. It's not a curse. Yani curse de aslında kelime. Bir Curse de yani lanet de tamam kullanacağım. Ben K ile arıyordum. Ben L ile başlıyormuş. Ya mesela ona takılabiliyorum bu ana kadar. O yüzden iyi yani. Sen o zaman kaç senesinde şeye başladın? Buna 3 sene falan mı oldu başlayalı bu işi, bu olaya, nörformata? Kaç sene Beş oldu? sene hocam. Ha 5 sene oldu, wow. Ne zaman çözdün OKB'yi? Hocam OKB'yi bu seviyeye getirmem yani 4 senemi aldı. Wow. Ve Okay. hocam şöyle bir detay vereyim ben size. Ben bu iyileşmeyi o kadar şiddetli yaşadım ki yani bir yerden sonra artık çalışma yapmak istemedi. Hani biliyorum var, duygum var, travmam var ama yani o travma sonrası belli şeyleri çözdükten sonra yaşadığım şeyler çok ağırdı. Hani o biraz ara vermek istedim yani. Böyle bir ara verdiğim bir dur şey oldu. Daha çok kendi kendine mi çalıştın? Aldım kadar sen Yok zaten hocam, ben ilk çalışmaya başladığımda ofisten yardım aldım. Bir 8 ay 10 ay arası falan bizim böyle ayda 2 sefer hani 2 haftada bir gibi bir şey o tempomuz oldu. online oldu Ben bu herhalde. sırada evet online. Ben bu sırada birçok hatırladığım travmalarımın hani hepsinden bahsettim. Çoğuna çalıştık. Ben hani ofis dışındaki zamanlarda evde kendim de çalışıyordum. Büyük bir hani kısmını orada hani en azından hani yapabilmeyi de öğrendim orada. Hani nüansları, söylemleri. Çünkü ben hani bu en son yaşadığım cinsel utanmayı hani dedim ya anlatamam ama biraz şöyle bahsedebilirim. Çok sertti. Hepsinden daha sert. Öyle söyleyeyim. Sadece içinde ö var diyebiliriz. M ve ö. Yani mücadele ve öz eleştiri. Ondan sonra bu yıl 2018 yazı ya da 2019 yazı tam hatırlamıyorum. Ben yurt dışında çalışıyordum. Yurt dışından Türkiye'ye dönüş yaptım bunu yaşadığım için.
İnşaat mühendisiyim bu arada. Ya, yani büyük bir Türk bir firmasında çalışıyordum ben, en büyüklerinden bir tanesinde. Suudi Arabistan'da oluyor bu arada bu olay. Yurda dönüş yaptım. Hem o zamanlar annemle babamın ayrılma arifesiydi. Hem de böyle bir şey yaşadım. Ondan sonra işte ben hani gözüm hiçbir şey görmedi ve dönmek istedim yani Türkiye'ye. Hani orada yaşadığım için hani siz bazen de diyorsunuz yani ortamı değiştirmek hani şey yapıyor. Fayda sağlıyor. Uyaranları evet azaltıyor. Hani gayri ihtiyari öyle bir yol seçmek zorunda kaldım. O işin kazancı da çok iyiydi. Aynı zamanda mesleğimle alakalı bir işti. Şu anda yine mesleğimle alakalı bir iş yapıyorum ama tabii onun gibi değil. Ve ben döndüm. Ben hani bitik şekilde döndüm. Yani hani o kadar kötüydüm ki hani birazdan anlatırım. Biraz böyle hani sosyal fobiye dönecek gibiydi. Hani çünkü ben o sıralarda ne kayıp travmalarımı çözmüşüm ne diğer OKB'ler hala altta yatıyor. Hani hepsi birleşti. Tamamıyla bir yumak oldu yani. Ve buradan OKB'si olanlara da şunu söylemek istiyorum. Hani gerçekten çok zor geçiyor. Hani bütün her şeyi detaylı hatırla. Ya en ufak bir şey bile mesela biz hep şeyden bahsediyoruz. Hani süre çok önemli. O süreyi eğer doğru belirleyemezseniz ve eğer dışarıda bir travmacık kalırsa o hala onu hayatta tutmaya yetiyor. Yani hani belki başka travmalarda olmayabilir, tamamıyla çözülebilir ama burada hani en ufak bir detay bile o ana gövdeye can veriyor yani. Hani çünkü ben diğer çözdüklerimdeki durumları hatırlıyorum. Hani onlar hani tamamıyla ayrıntıları çalıştım. Ama bu hani hem şeyi çok ağır nasıl söyleyeyim? Zihinsel yükü şeyi çok ağır oldu benim için. Ben bu şekilde yurda dönüş yaptım. Ben de şimdi birazdan tabii biz bir zamanda yolculuk yapıp bir 10 sene ileri atladık ama ben arada hani bilinç yani artık daha böyle olgunlaşıp hani büyüdükten sonra hayatımdaki ilk ciddi yakın kaybını yaşadım. Hani o da var. Üstüne başka işte şeyler var. Onları anlatırım o aradaki dönemde. Benim bu sırada panik atağım var, anksiyetem var, OKB'm var. Bir de OKB varken diğer travmaları çözmek çok daha zor oluyor. Yani ben travmaya çalışıyorum. Geriye dönüyorum. Hani acaba çözdüm mü çözemedim. Hani sürekli böyle hani kendimi bir check etme ihtiyacı. Hani Bu arada ben derim, bizim ekibe de her ilk defa da burada yıllardır da söylemedim. Bunu seminerlerde söylerim arada bir. Ama o kadar çok söylüyorum ki her şeyi hep, ya bir şey çözülecekse ilk OKB çözülmeli. Yani çünkü her şey takma olduğu için, yani onu çözmeden yapacağın diğer çalışmaların çok da büyük bir faydası olmayabilir. Yani çünkü OKB o kadar büyük bir durum ki her şeyi takıyor. Yani her şeyi taktığı için onu takmayı çözmeden diğer yapacağın, yani hastalıklar ayrı, hastalıklarla ilgili bir sorun olmayabilir ama yani psikolojik açıdan cinsel utanma travmaları bence ilk çözülmesi gereken travmalar. Eğer tabii ki çözülebilecek bir kişi ise, oturup da böyle bipolardır, çok sert seviyede bir şeylerdir. Bu arada hep diyorum ya, ben cinsel utanma travmaları bir beyni en çok bozan travmalar diye. Ve katılıyor Aynen. musun buna? %1 milyon katılıyorum hocam. Ya bu arada bunu yaşadığımdan dolayı değil ama gördüğüm örneklerden, yani çok basit cinsel utanma travmaları bile bir beyni mahvedebiliyor. Ben yani bunu sürekli yayınlıyorum, bir tane söylediğim bir şeyi. Al sana örnek. Bu arada şeyi söyleyeceğim. OKB'yi çözeli ne kadar süre oldu yani, böyle %98 şey olarak, yani bu hale geleli? Hocam %98'e gelmem yani 4 yıl 4 3,5 yıl falan sürdü diyebilirim yani 3,5 yıl hani sürekli çalışarak. Bir buçuk yıl daha, o zaman benim mi böylesin? Ben 1,5 yıldır bayağı rahatım. Çok rahatım yani. Tamam, iyi. Bu arada seninki biraz şeymiş açıkçası, nedir ona? Biraz nedir ona? İnatçıymış, karmaşıkmış. Bazen gerçekten tek bir travma oluyor. Çalışıyorsun, iyi çalışıyorsun, çat diye gidenler oluyor. Ama bir şey itiraf edeyim, OKB çözmek de çok aşırı kolay değil.
Yani ben de Hocam. bana derlerse en çok hangisini çözmek zor? Yani şey anlamında psikolojik rahatsızlıklarda ben şey derim yani o obsesif kompulsif bozukluk derim. Yani zaten cinsellikle ilgili olduğundan dolayı böyle birçok detay çıkabiliyor içinden. Devam. Hocam şimdi şöyle, ben bu sıralarda işte annemle babamın biraz ayrılma arifesi, hani araları iyi değil. Yani şu an ayrılar bu arada. Ayrılmaları hani beni rahatlattı diyebilirim, hani o önemli bir detay değil. Ama şöyle bahsedeyim biraz. Ayrılma arifelerinde benim o zaman anneannemle dedem aynı evde yaşıyorlar. Pardon, anneannemle dedem değil. Anneannemle dayım. Dayım işte çok zor bir hayatı oldu dayımın. Hani gençliğinden beri istediği kişiyle evlenemedi, istemediği bir evlilik yaptı. Bu çocuğu Down sendromlu doğdu. İşte çok büyük sıkıntılar çektiler. Kalbinde çocuğun işte sıkıntılar oldu. Sürekli işte hastaneler falan. Çok mutsuz bir evliliği vardı. Böyle olunca ben hani dayımla hep şey hayalim vardı, işte artık hani hayatım düzene girecek, işte biz işte hep gezeceğiz, eğleneceğiz, işte balık tutmayı çok severdi, balığa gideceğiz vesaire. Neyse, annemle babamın ayrılma arifesinde ben dayımı kaybettim, ama dayımı kaybettiğim travmam şu şekilde gelişti. Yani benim yani hayatımda annem babamdan Dayım. sonra en sevdiğim insan dayımdı. Biz bir gün işte arkadaşımla sinemaya gittik. Bu arada o arkadaşım benim şu an en yakın arkadaşım. Hala görüşüyoruz, o da İzmir'de. Belki izliyordur, adı sinemaya gittik. Filmde Deadpool'du bu arada. Hiç unutmuyorum. Biz işte o gün bir şeyler yedik. Saat 8 gibi ya da 7, 8 gibi değil, 6 gibi biz sinemaya girdik. Sinemanın ilk yarısı bitti. Normalde bir kötü bir şey olduğu zaman ben hep annem arar. Yani başka kimse değil. O gün annemin çok yakın bir arkadaşı var, Özenç'teyse, o aradı. Dedi ki, Çağdaş, işte dayın da bir sıkıntı var. Hani fenalaşmış ya da bir şey olmuş. O dediği şeyi tam hatırlamıyorum. Biz şimdi onun yanına gidiyoruz, dedi. Öyle deyince benim içimde var ya bir korku sardı beni. Çünkü annemi ondan sonra aradım, ulaşamıyorum. Yani aradığım kimseye ulaşamıyorum. Yani dedim, yani kesin çok önemli bir şey oldu. Ve bizim hiç beklemediğimiz bir yaşta kalp krizinden kaybettik dayımı. O anda ölmüş mü bu arada? O anda ölmüş, evet. Yani sana aslında şey yapıyorlar. Sana O... yavaşça alıştır alıştır söylüyor. Evet, bu arada hani siz demiştiniz yapılabilecek aslında istemsiz en büyük Ya kötülüklerden bir bu tanesi. orada da tabii yani oradaki hikaye biraz şey tabii yani senin yani yaşın kaçtı o zaman? O zaman yaşım 2016'da oluyor. 8 sene önce 20. Yani şimdi sen tam da böyle delikanlı yaşındasın. Yani orada şeysin. Yani sana travma yaşatmışlar da. Yani aman orada yani bizim yanımızda öğrensin diye sana güvenememişler. Bence Evet. anlatabiliyor muyum? Yani zaten sıkıntılısın. Zaten o zamanlar obsesifliğim var bilmem ne. O yüzden yani öyle bir durumda yani sana güvenememişler açıkçası. Yani çünkü sen o anda çok üzülüp o anda kendine şey yapamayabilirsin. Bir şey olabilir falan filan gibi. O yüzden çok da Çünkü kızmıyorum. onu arayan kişi de bizim aile dostumuz Özenç teyze ve beni çok iyi tanır. Hani çok, ben hani hassas bir yapıda bir insanım. Hani kafaya çok, yani çok hani overthinker gibi diyebiliriz. Hani çok, Türkçesi ne oluyor? Yani çok fazla işte hassas Yani, çok düşünce, aşırı evet, düşünen, çok aşırı düşünceli bir analizci. insan. Aynen, o şekilde. Ondan sonra ben tabii yani, ama bilmiyorum yani dayımı kaybettiğim o sırada. Biz ikinci yarıya girdik. Hani film aslında komedi filmi, ama benim aklım dayımda yani o sırada. Ondan sonra film bitti. Beni babam aradı. Ve babam çat diye söyledi, oğlum, dedi, dayını kaybettik. Ben çok tabii yani hani Özenç teyze aramış bir 45 dakika önce, demiş hani şey olabilir, hani kötü bir şey var. Hani yine çok korkunç bir durum, ama
Hani beklemiyorum. Çünkü hani bir dayımın o zaman kadar kalple alakalı bir sıkıntısı yok, hiçbir şey yok, hiçbir şikayeti yok falan. Öyle olunca ben birden böyle şey inanamadım yani. Yani ağlamaya başladım. Biz filmden çıktık. Ben tabii ağlıyorum. Arkadaşım yanımda. Hani şey yapmaya çalışıyor, teselli etmeye çalışıyor. İnanın yani şeyle birlikte, böyle şokla birlikte hani gelen geçen insanlar bakıyor ama baktıkları için fena felaketle bir öfke oluştu içimde. Adamın birine ne bakıyorsun diye şey yaptım, hani laf attım, birbirimize girecektik. Ama böyle hani çok sinirliyim, hani inanamıyorum falan. Arkadaşım gitti işte, bir şeyler söyledi, adam uzaklaştırdı. Biz ondan sonra arkadaşımın babası, ben ve arkadaşım eve döndük. Tabii bizim ev şey, ana baba günü, herkes gelmiş. Annemler yok ortada, herkes ağlıyor falan. İşte bu beni çok etkiledi. Yani bu yani hani panik atağımın sebep yani temelini bu sefer bu atmış oldu. Hani OKB'yi sıra sıra anlatmıştık ya hocam. Bu panik atağın temelini de bu atmış oldu. Bu bir panik atak için ve anksiyete için. Hani anksiyete biraz galiba yine cinsel utanmayla bağlantılı diye hatırlıyorum. Doğru. Evet, genelde öyle olabiliyor. Hocam ve şey oldu yani, benim anksiyetemle panik atam yani birbirlerini gazlıyorlar. Yani benim anksiyetem hani artıyor. O anksiyetem düşmedikçe Biz hani sen ben Çağdaş'ın hayatını daha fazla mahvedeceğim. Yok, ben daha fazla mahvedebilirim. Yok, hayır falan deyip, yok sen yaparsın falan diye birbirine motive mi ediyorlar? aynen öyle. Yapıyormuş. Ya çünkü hocam o anksiyetem azalmadıkça şey hani panik atağa girmeye başlıyorum ben. Hani bu o huzursuz durumum bazen iniyor, bazen inmiyor. Ondan kurtulamadıkça hani kurtulamama, bir şeyden kurtulamama benim için hani şeyi tetikleyen bir panik atağı tetikleyen bir duygu başlığı gibi diyebiliriz. O Çünkü dayın kaç oluşmuş. yaşında öldü ya? Ben soramadım. Merak ettim. Üzüldüm de o Dayım yüzden. mı? Evet. 20 yaşında kaybettim. Ne? Hayır, sen değil. O. Ha, dayım mı? Aha. Dayım o zaman 52 yaşındaydı Ya galiba. yine çok genç. Bu arada belki bazen dayılar oluyor. Böyle arkadaş gibi dayısı Ha, olanlar yok. vardır ya, babası. Yok dedim de, yani senin yaşında mıydı falan diye de. Okey, yani 52 dedi. Benden 3 yaş büyük. Bak şu halime 3 yaş koy. Hocam bu arada hiç 49 göstermiyorsunuz. Ya teşekkür ediyorum. Bu arada geç, dün de insanlar şey oluyorlar. Ne diyorduk? Hocam panik atağın üzerine şimdi bir tane daha gelecek. Evet, o nedir? Hocam bir gün ben çok hastayım, annem de hasta. Biz işte böyle evde yorgan döşek yatıyoruz. Ya gribiz ya işte bir şey olmuş yani. Öyle hani çok böyle şey yaygın bir hastalık. Hani öyle büyük bir hastalık değil. Ama şey yani bizi yatağa yapıştırmış yani. Annemin de arkadaşı var, Selma teyze. Hani o da bizim yıllardır görüştüğümüz yani, nasıl söyleyeyim. 2000 senesinden beri biz tanışırız yani. Hani ve böyle bir şey olduğu zaman o hep yardıma gelir. Ona bir şey olsa benim annem gider hastayken falan. Bize işte yemek yapmaya falan, çorba pişirmeye geldi. Ben yatakta yatarken hocam böyle yorgana sarınıp yatmışım. Elimde şöyle tam kalbimin üstünde. Yorganı da sıktığım için elimi de bastırıyorum şöyle, yani terlemeye çalışıyorum ki bir an önce hani ayağa kalkayım. Böyle kalbimin atışını hissettim, böyle tık 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 atmaya başladı. Böyle 5 dakika bekledim, 10 dakika bekledim, geçmiyor. Kalktım, dedim Selma teyze benim hani nabzım çok hızlı atıyor. Hani bu hani hastalıkla alakalı bir şey mi? Ya su kaybettim, hani şey kaybettim, bu hani mineral kaybettim ondan mı falan. Hani o zamanlar sistemden hala haberim yok benim. Ya benim hani 2019'dan önce olan ve üst üste binen şeylerden bahsediyoruz. Hemen bir tansiyon aleti getirdi Selma teyze. Taktık işte koluma. Nabzıma bakıyoruz falan. Böyle 125-130 falan atıyor. Hani yattığım yerden hastayım yani. Normalde hani böyle jogging'e çıksan veya işte bir şey yapsan anca Normalde o hale. 60'ta 80 olması lazım yani oturduğun. Aynen öyle. Evet dedi, biraz yüksek dedi ama merak etme dedi, birazdan geçer dedi. O laf var ya hocam, öyle bir tetikliyor ki.
Merak etme geçer. Geçmedi çünkü. Hani yani ve o geçmedikçe yani benim hani böyle şey oluyor hani heyecanım katlanarak artıyor. Neyse. Ben bekliyorum ki geçsin. Biz evin yakınında bir tane sağlık kliniği vardı. Acili var oranın. Selma teyze neyse evine döndü. Anne dedim geçmiyor yani bu. Hani 20 dakika oldu. 20 dakikada nabız düşmez mi? Normalde düşer. Neyse. Böyle hala atıyor, atıyor, atıyor. Biz kliniğe gittik. Orada klinikte acilde bir doktor vardı. Taktı, evet dedi. Nabzınız normalden biraz yüksek dedi ama merak etmeyin dedi. Bir yatağa aldı beni. Serum bağlayacak. Ben yatağa uzandım. Hala böyle çok korktuğumu fark etmiş hemşire. Bu parmağa takılan şeyler var ya hocam, nabız ölçer. İşte Çağdaş Bey merak etmeyin, bunu parmağınıza takayım. Kendiniz görün dedi nasıl düştüğünü. Hocam onu parmağıma taktı. 120-130 diye şöyle bir çevirdim, 145. Hocam oradaki yaşadığım korkuyu anlatamam size. Yani hani serum var, düşeceğini düşünüyorum. Bu arada benim de travma günlerimi hatırlattın bana da, ben de çok kısa girebilirim, devam et. Yani herkes panik atak geçiren, herkes bir yerde onu yaşamıştır. Yani bir hastaneye kaldırılma, o Aynen. şeyler. Yani ben de yıllar böyle çok 2005-2006 yıllarım benim de çok şeydir, rezaletti yani. Devam. Oralara gittim yani. Devam. Hocam parmağı işte taktı, ben bir çevirdim 145. Anneme bakıyorum, annem yatağın ucunda oturuyor. Hocam vücudum öyle bir çarpıntı var ki yani ben yatakta yatıyorum. Yani böyle ensem yastığa değiyor ama ben hani sanki yatakta böyle ileri geri gidiyor gibiyim yani. Hani öyle bir vücut atıyor yani. Hani hissediyorum yani. Yatakta yatarken vücut sallanıyor gibi hissediyorum. Anne dedim bu düşmüyor yani, ne yapacağız? Hani ama bunu söylerken yani öleceğimi zannediyorum. Hani çünkü hani bir yerden sonra kalp artık iflas edecek diye aklımdan geçiyor. Ölüm korkusu yaşadım yani orada. Çünkü onu söylerken de böyle şey oluyor hocam. 146, 147, 150'ye falan geldi yani hani Ya bu arada çarpıntı. bir şey söyleyeyim mi? İnsanlara biraz bu tarz eğitimler verilmesi gerekiyor. Çünkü ben de bir dakika araya giriyorum. 2005 yılında bunu canlı yayında anlatmışımdır. Sen belki dinlemiş olabilirsin, belki de dinlememişsindir. Ya çok anlattığım bir şey değil. Belli bir dönemde ben de böyle sağlık sorunlarıyla yaşıyorum. Sonra abim bana dedi ki, doktor olarak, dedi ki sende anksiyete var. Dedim abi ne anksiyeti? Ya dalga mı geçiyorsun? Her yerim bilmem ne seyiriyor, bilmem ne yani. Bir rahatsızlık var falan. Yok bilmem derken bana bir tane ilaç verdi. Ne olduğunu da bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. 2 hafta sonra bir baktım, aldım. Antidepresanmış. Yani bir duymadım bir şey. Dedim abi antidepresan falan içmem. Hayatta içmem dedim. Yani benim dedim hayatım çok güzel. Yani dalga mı geçiyorsun falan. Sonra uzatmayayım. 3 hafta sonra falan bir şeyler oldu. İkna oldum. Dedim ki ben şundan bir tane içeyim. Sabah içmişim. Bu arada nasıl doz başlanıyor? Ne oluyor? Onları da bilmiyorum. Yani o yarım yarım falan başlanır bir şeyler olur ya. Yani abim verdi bir, bu da şey bir ilaç. Yani normal bir antidepresan. Böyle neyse aldım onu sabah 9'da işe giderken mi almışım falan. Gecenin 3'ünde, gecenin 3'ü ama şeyim yok yani, geç yatacağım. Bana bir şey geldi, kalp krizi yani, şu anlamında yani kriz değil. Hocam. Senin söylediğin bir şey yani, onu diyorum yani. Şimdi ben de anlatıyorum, benim söylediğim 2005 yılı, bundan 19 sene önce, tamam mı? Yani 2005 yılı ve hayatımda ben şu anlamda yani oturuyorum yani, uyuyacağım biraz sonra ama ışık açık, bir şeyler okuyorum. Bir anda kalbim gaza basıyor. Ama benimki böyle bir anda gaza basıyor. Yani böyle bir kalp krizi gibi basıyor. Yani muhtemelen Anladım. 60-70 giderken bir anda 140-130'a falan gidiyor. Ben tabii ki böyle bir duygu hayatımda yaşamamışım. Yaşımda o zaman 30. Diyor, yani diyorum ki kalp krizi geçiriyorum. Yani panik atak konusunda bir bilgim de yok. İnsanlar bu arada yani bilgiyi de bilmedikleri için bir panik atak olduğunu anlamıyorlar. Kalp krizi zannediyorlar. Gecenin 3'ü bu arada
Alt komşuya rica ettim. Beni dedim kalp krizi geçiriyorum, beni hastaneye götürün diye. Yani ya şey değil. Bir de Hocam o sırada senin Amerika'da nasıl? mısınız? Yok, Türkiye'deyim. Amerika. Yok yok, Ha. Türkiye'deyim. Şeyden Pardon. soruyorum. Hani yalnızlık Yok. duygusu da mı var hani Yok, işin içinde o tamamen yüzden? yalnızım. İstanbul'da tek başımayım. Abim Ya. Amerika'da evlenmiş. Ablam Amsterdam'da, o da evli. Annem de oralar şeydeler. Bursa, Mudanya'da oturuyorlar babamın işinden dolayı. Ben aile evimizde tek başıma kalıyorum. Yani tekim. Gecenin yarısı tek başımayım. Ve hayatımda böyle bir şey duymamışsın abim, o ilacı. Ben, ve bu arada içtiğimi de unutmuşum. O kadar zaman olmuş ki planlı da almamışım. Yani sorunlarım, abim öyle bir şey söylediği için de yani denemişim, ulan bir bakayım ne olacak diye. Hiçbir bilgim de yok ha. Yani konuyla ilgili antidepresan nasıl alınır, nasıl alınmalı, tamamen şey gibi. Yani bu konularla ilgim de olmadığı için. Neyse, şeyi hatırlıyorum, hastaneye kaldırıldım. Kaldırılmadım da işte hastaneye gittik. Orada senin söylediğin şeyi hatırlıyorum. Bana diyorlar ki bir ilaç aldın mı? Yani ilaç derken uyuşturucudan falan bahsediyorlar. Yani şey anlamda yani. Çünkü şey basıyor yani. Yani niye böyle? Yani ben de hayır diyorum ya. Ben bu arada alakam yoktur öyle şeyler. Yani da net söyleyeyim. Diyor yani bir trip, bir şeyler mi oldu falan diye. Böyle şey gibi. Bu arada böyle arada bir böyle geliyor diyorlar. Benim şey, ben geldi, senin aynen senin gibi işte şey gibi. Böyle bir yükseliyor ve böyle 130-40'lara falan çıkıyor. Ben zannediyorum ki yani büyük bir şey bu. Yani o anda o insanın psikolojisini kimse bilmiyor, bir yandan da onu daha yani o insanların daha bilgili olma, yani bir insanın kalbi 220 de basabilir. Yani şey İşte bunu anlamında. bilseydim. Hep onu diyorum. Onu yani ben de bilmiyordum. Onu diyorum yani, benim de konu değil. Yani 30 yaşımda bir konuyla ilgim olmadığı için yani ben beyinden anlıyorum, bilmem neden anlıyorum, yani psikolojiden anlıyorum, ama kalp panik atak böyle olduğu zaman bilmem ne olduğunda olabileceğini, yani nabzında o kadar çıkabileceğini bilmem ne, çok çok ilgim yok yani. Zannediyorum 130, 140, 150 böyle kalp krizi geçiriyorum yani, geliyor da diyor dediği için lan kalp krizi geliyor zannediyorum. Ya senin söylediğinin aynısını yaşadım. Yani tamam, yani var ya şey hikayesi, o yüzden çok iyi anlıyorum. Yani orada sağlık personelinin yani daha böyle bilgilendirici, yani böyle yani açık net söylemesi gerekiyor bunun hiçbir şey olmadığını, hiçbir konu olmadığını, yani nabzın istediği kadar çıkabileceğini, bunun panik şey ilgisi olmadığını, kalp kriziyle uzaktan yakından alakası olmadığını falan, böyle biraz daha yani karşı tarafı tamamen cahil olarak görmesi lazım. Yani çünkü ikimiz de Aynen o öyle. an cahiliz değil mi? Yani bununla bir ilgimiz Aynen. var mı? Doktor değiliz O ki. konunun cahiliyiz yani. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet ya, o Bilse konunun hatırlayamaya da biliriz yani. Hani o, öyle bir şey de var o panikle. Hani en azından bildiklerimizi bile hatırlatsa hadi diyelim ki ya, o da olur. Hayır, ben öyle bir şeyim yok, çünkü ben yani böyle bir kitap yazma gibi bir niyetim yok. Böyle bir şeyim yok. Ben 2005'te ilk hayatımda rahatsızlığımı yaşadım. Yaşamamla beraber o rahatsızlıktan kurtulmaya çalışırken yaşadığım bir dönemdi, yani bir geceydi bu. Ya ben o arada hiçbir şey bilmeye çalışmıyordum ki. Benim ilk kitabım 2011'de çıktı, yani ondan 6 sene önce. Yani ben orada amacım hiç öyle şey, yani ben o zamanlar sağlığın cahiliydim. İlgim var mıydı dersen sıfır ilgim var. Ben sadece beyni nasıl çözeriz, nasıl insanları şey yaparız, böyle bazı sorunları çözeriz falan gibi. Yani ben hiç sevmezdim bu konuları, itiraf edeyim. Neyse geçelim. Yani o yüzden niye bunu anlatıyorum? Herkes bilmek zorunda değil. Yani orada Evet. o yani sağlık bunu yaşayan insanların karşıyı tamamen cahil ve konuyla ilgisiz gibi çok iyi anlatsalardı, sen bundan bu kadar yaşamazdın, ben sana söyleyeyim. Evet. Şimdi hocam biraz bununla bağlantılı bu travmam sonralarda nasıl tetiklendi ondan bahsedeyim belki insanlar için hani daha aydınlatıcı olabilir. Panik atağı olan insanlar için. Bu çok büyük bir an değil ama tetikleyen bir an olduğu için anlatıyorum. Bir gün işte benim bu arada burnum çok dolar, sinüzitim. Bu arada bunu da koku travmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani siz söylemiştiniz. Düşünüyorum değil de arıyorum yani bir yandan da. Şu sıralar biraz daha rahat ama hani tamamıyla geçmiş değil. Neyse ben bu kayıpları yaşadıktan sonra işte hocam bir gün gecenin böyle soğuk bir zamanında dışarı çıkmam gerekti. Ya bakkala gideceğim ya başka bir yere.
bağcığı açık. Açık çıkmış yani görmemişim. Bağlamak için eğildim. Eğilince benim bu yüzümdeki o doluluk oluyor ya hani hocam hani sinüsler doluyor. O ön tarafa hücum etti ve ben nefes alamadım. Nefes alamayınca birden böyle kalbim çarpmaya başladı. Lan dedim ne oluyor nefes alamıyorum falan. Orada hemen bir tetiklendi. Bakkala gidemeden eve döndüm. Anne dedim hani kalbim çarpıyor. Şey nefes alamıyorum falan. Neyse. Oğlum dedi işte hastasındır falan filan ondandır muhtemelen. Hani gribin de var falan dedi. Üst solunum yollarında dolu. Ondan nefes alamamışsındır dedi. Neyse. Ama ben tabii altında yatan travmayı bilmediğim için ondan tetiklendiğini daha hala bilmiyorum. Başka bir tetiklenme şekli de şöyle oldu. Ben o dayımı kaybettiğim arkadaşım var demiştim hocam hatırlıyor musunuz? Uğur. Evet. Bir gün akşam onlara yemeğe gittim. Böyle işte oturuyoruz sohbet ediyoruz ama sohbetin konusunu tam hatırlamıyorum. Kahve içiyoruz. İçerken böyle o aynı küt 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 çarpma tekrar geldi. Ama nasıl çarpıyor kalbim? Dedim ki yani ben hani yine nabzım çok atıyor ve hocam şey hissini alıyorum böyle dilimin uyuştuğu hissi geldi böyle. Hani heyecandan hani ağzım kurumuş ve onu ben hani dilim uyuşuyor zannettim. Hani insan hani heyecanlandığı zaman ağzı kurur ya. Dedim hani bana bir şeyler oluyor beni eve götürün. Evlerimiz de yakındı. Aslında bilmiyorum ki hani hani dayımın kaybı tetikleniyor yani orada. Çünkü o ilk haberi Uğur'un yanında aldığım için yani her şey veya işte konuşulan Bir de bir şey onu tabii hatırlatmış bir yani. de kahve biliyorsun şey yapar ya biraz çarpıntı yapar. Yani. Tabii o da var. Aha. Neyse apar topar eve gittik. Ben o günün akşamı bir serum daha yedim. Ama bu sefer tabii tecrübeliyim yani. Hani serumu alınca nabzın düşeceğini bildiğim için o hastane yatağında hani ne kadar yüksek atsa da o ilk etaptaki gibi hani o parmağa takılan gibi bir şey yaşamadım ama hani böyle sürekli benim şeylerim tetikleniyor. Son hocam bunlar neye döndü? Ben hani biz İzmir'e geldik. Yani o kadar korkuyorum ki buna dışarıda yakalanmaktan. Yani artık evden çıkamaz hale geldim. Hani Agorafobi belli bir süre. evet yani hani bir uzakta bir yerde bu şeye yakalanmak istemiyorum çünkü orada hastane nerede hani hemen seruma ulaşamayabilirim çünkü hani serumu alıyorum iniyor falan. Neyse öyle olunca biz bunu tabii o zamanlar işte daha yeni yeni sistemi bilirken hani yanımda böyle çok güçlü bir ilaç var hani ilaç adı söylemeyeyim diye diyorum. Hani genelde Anladım. hafif başlardan X ama bir de yanında verilen de böyle hani var. X de var evet işte. hocam X'le başlıyor böyle yarım doz alınan bir Anladım. şey. Tamam, okey. Onu alınca iniyor benim şeyim. Heyecanım geçiyor. Ben onsuz evden çıkamıyorum. Bu sırada tabii böyle ufak ufak ben biraz şey kullanıyorum ilaç. Tekrar başlamışım. Neyse. Bunları yaşarken bir gün hocam şey oldu. Hem anksiyetem çok yüksek bir gün. Sistemi çalışmayı biliyorum. O sıralar hem işte çeşitli travmalarıma çalışıyorum ben. Bir gün inanılmaz duygu olarak acayip yükseldim. Hem kalbim çok çarpmaya başladı. Böyle hocam ben işte, bende şey oluyor böyle. Çok fazla yükseldiğim zaman böyle üstümdeki her şeyi çıkarma isteği geliyor böyle. Hani bunalıyorum yani. Hani şu üstümdeki bile fazla geliyor. Böyle bir gün o kadar şey oldu ki hani duygum yükseldi. Her şeyi çıkarttım ama böyle bir türlü geçmiyor. Yani rahatlayamıyorum falan. İnanılmaz böyle hocam yani düşünceler şey yapıyor hani kafama geliyor. Hakim olamıyorum. Böyle hani çıldırma şeyini yaşadım yani orada. Hani ben hani çıldırıyor kafam gidiyor mu? Yani böyle hani aklıma gelen böyle hani salak saçma bir sürü düşünce geliyor. Hani o sırada hem kalbim çarpıyor. Dedim ki yani bundan kaçış yok. Hani tam böyle umudum bittiği an gibiydi benim için o an. Dedim ben şimdi çalışmaya başlamam lazım. Böyle salondaydım çok net hatırlıyorum. Bu evdeyiz hala. Onu yaşadığım ev bu ev. Hocam hiç travmaya falan gitmedim direkt. Hem anksiyete hem de o işte çarpıntım aynı anda geldiği zamanda ben direkt duygum da yüksek. Taramayı falan hiçbir şey yapmadım. Direkt vuruşlara başladım. Ve öyle ilginç ki yüksek olduğu için sadece iniş yaptım hocam.
Ve o günden sonra benim şeyim geçti. Panik atam geçti yani. Ben o çalışmayla o panik atak sırasında sanki fobi gibi çalıştım yani ben panik atağa. Yani etrafı tasvir etmedim, işte ne bileyim özellikle bir travmayı düşünüp hani ona gitmedim. Sen Çünkü hocam travmanda o, travmayı çalışmışsın yani. evet travmayı çalıştım çünkü şey hani biraz böyle mesela kalp çarpıntısı bence panik atak eğer kalp krizindense hani ben yani tam bilemiyorum ama bence depremden bir tık daha Kolay mı? insanı panik getiriyor. Çünkü hocam ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani deprem olur, dışarıya çıkarsınız, sakinleşirsiniz. Ama bu içeriden geldiği için kalpten, yani kalbimi söküp çıkaracak halim yok. Hani kaçışın yok Ha, bunda. sen Hani kurtuluşun yok. daha zor diyorsun. Ben buna katılıyorum. Bu arada benim de bence panik atağım, bende nefessizlik yoktu. Bende kalp vardı. Ben bir ara sen ne kadar kafayı kalbe taktın? Kaç sene? Yani bu arada ben ofisten destek almaya başladıktan ve bıraktıktan bir 4-5 ay sonra çözdüğüm bir şey. Ama yani bu çarpıntım benim bir buçuk sene falan sürdü hocam. Okey. Ha yani böyle çarpıntı olarak kafayı taktın, okey. Bu arada bende de mesela bir böyle bir yani şey olduğu için ben de kalp krizi geçirdiğimi zannederek hastaneye kaldırıldığım için burada benim aslında bunun sebebi bir ilacı alıyorum. İlacın yan etkisi olarak böyle bir şey geliyor. Benim asıl hikaye oydu. Ama ben de mesela uzun bir süre boyunca kalp krizi şeyim kaldı. Yani çünkü ben resmen tek başıma evde kalp krizi geçirdiğimi zannettim. Yani böyle yani resmen bir kalp krizi yaşadım kendi kendime. O yüzden Hocam bir de mesela onun şeyini biliyorum. evet. Ya onun bir de mesela hani dediğim gibi hani bir şeyi yok hani bir çözümü yok. Hani deprem olur bina sallanır dışarı çıkarsın rahatlarsın. Hani ama bunda öyle bir şey değil ki hani içeriden geliyor ve durmuyor. Ama bak, Yani diyelim de deprem tarafında nefessizlik var, nefes alamıyor ya. Biraz o da biraz içeriden gibi ama kalp daha evet. kötü. Bu arada ama kalp yani nefessizlikten ölen çok insan olmuyor tabii öyle bir durumda ama. Kalp bu arada beni açık konuşayım. Yani şimdi çok zor bir şey bak ben beyni nasıl çözdüğünü anlatayım sana. Bir insan bir şey yaşadıktan sonra o yaşanık yani onu geri yaşamamak yani çok zor şu anlamda. Şimdi küçükken insan ölme ben hiç ölüm aklıma gelmezdi ve ölecek gibi de düşünmezdim. Yani ölecek gibi gelmezdim. Yani yıllar boyu yıllar boyu yani 80 yıl garanti kardeşim. Yani çünkü otomatik şey o değil mi? Yani diyorlar ki işte 75 sene şey değil. Diyorum ki daha üzerimde daha diyorum 65 senem var, 60 senem var falan modundayım. Yani garanti o. Hiçbir şey yaşamamışım. Ama belli bir şey yaşadıktan sonra yani ölüme yakın bir tecrübe yaşadıktan sonra artık ölüm çok kolay, kolay kolaymış gibi geliyor. Evet, çok daha imkanı var gibi Ölüm geliyor. çok, çok kolaymış gibi geliyor. Yani ben bunu nereden biliyorum? Zaten nöroformatım bu kadar etkili ve böyle to the point nokta atışı yapması benim içeriden bildirmemden dolayı ben 2005 ile 2008 yılları arasında bütün kaslarım seyirirken, bütün bir şeyler yaşarken bir yandan anksiyete de geliyor. Çünkü ölmekten korkmaya başlıyorsun. İşte bir ilaç alıyorsun, o yan etki yapıyor, kalbin çarpıyor. İçin üzerine bir şey geliyor. Ben de hiçbir zaman obsesiflik falan olmadı. Ya öyle bir tarafım olmadı ama ben de mesela panik atak da vardı, anksiyete de vardı. Bir yandan bütün kaslarım seyiriyordu, her yerim ağrıyordu. Bilmem de bir şeydi. Yani böyle bir şeye girmiştim. Ama bu arada anksiyete ve panik atak gibi olan şeyler şeyde gelmişti. Yani ölüme yaklaştığımı görmeye başladıktan sonra. Çünkü o kadar yani ben felç bekliyordum mesela. Kendi adıma. O yüzden seni çok çok şey anlıyorum. Burada demin anlattığım şeyi tamamlayayım. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey yaşamışsın. Yani ve bir panik atak gibi bir şey bu. Panik atak yani ama panik atak sırasında sen ölüme yaklaştığını hissetmişsin. Eğer öyle bir şey yaşadıysan artık ölmeye yani şu anlamda mantık olarak söylemiyorum. Hissiyat olarak
tecrübe olarak ölecek olmak çok daha olası. Evet, kesinlikle. Artık olası, yani onu çözmenin bir yolu yok gibi geliyor. Yani şöyle bir şey. Bana bir şey bul ve yaşadığım şeyi yaşamamış olmamı sağla. Çünkü ben bunu yaşamadan önce ölmek bana olası gelmiyordu. Ben çok Aynen güvende öyle. hissediyordum. Ama bunu yaşadıktan sonra artık, yani onu yaşadım. Ben bunu da yaşamadım da diyemiyorum. Ama hissiyat olarak her an ölebilirim duygusu var. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Hadi Evet hocam. bakalım bunu çöz. Şimdi bak, söyledim, anlatabiliyor muyum? Ya, o Evet. kadar önemli bir şey ki, nöroformatın, yani yaptığım şeyin ne kadar etkili olmasını ben buradaki farkındalıkla sağladım. Çünkü bunu sağlayan şey neydi? Bak, bu arada herkese sorayım. Sen cevap verme. Çünkü sen şeyde akıllılardan biriydin seminerde. Zaten diyorum, bu çocuk bayağı iyi biliyor. Nereden meğer ikinci gelişmiş. Ama Eyvallah hocam. ben seni zaten ama farkındayım. Çok iyi anladığının, böyle şeyleri doğru söylediğini falan. Yani ben böyle interaktif yapıyorum ya. Sen söyleme. Yani Tamam. peki ben bir şeyi yaşamamış olmayı, yani benim yaşamış onu yaşamamış gibi olmayı nasıl sağladın? Yani soru bu. Çünkü ben kalp krizi geçirme tecrübesini yaşamışım. Ya yani bunu yaşadığım için de sürekli kalp krizi geçireceğim gibi bir hissiyatım var. Ya da hemen ölebilirmiş gibi bir duygu var yani. Ve diyorlar ki bana, yok sen ölmedin, kalp krizi geçirmedin. Ama ben eskiden hiçbir zaman kalp kriziymiş, ölümmüş hiç aklıma gelmez iken, hiç bunlar mümkün değilken artık mümkün. Çok yakın hissediyorum. Ben bunu nasıl sağladım? Yani ben bunu aslında değil. Yani bu arada şimdi, yani şu ana kadar en iyi şey yapan, yani bak, kabullen ve teslimiyet ayrı bir konu ama sadece bak, sadece teslim, sadece ölmeye teslim olarak sorunu tam çözmezsin. Yani o tecrübe, o olayı yaşamış olmak tecrübesi bitmez. Yani örnek veriyorum, bak örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Herkes iyi dinlesin. 30 yaşında tam doğum gününde çok kötü bir ölüme yakın tecrübe yaşıyorsun. Artık 30 yaşından itibaren ölüm çok yakın geliyor duygu olarak. Tamam mı? Çok yakın geliyor. Ama sana diyorlar ki teslim ol. Sen de tamam teslim olacağım diyorsun. Evet, ölüme teslim oluyorsun. Ama ölüm hala belli oranda yakın geliyor. Olur. Yani ölüm uzaklaşmadı. Ölüm henüz uzaklaşmadı. Sen sadece artık ölümden çok korkmuyorsun. O yaşadığın ölüm fikri seni aşırı şey yapmıyor. Çünkü teslim gibisin. Cevap şu. Bu arada hayır. Şimdi bir olayı yaşanmış, bak bu arada hepiniz biliyorsunuz bu konuyu da, konuyu biliyorsunuz, yaşanmış bir olayı önemsiz hale getiren o olay sırasındaki duyguyu beyinden boşaltmak. Yani yine duygu. Hayır. Duygu. Bir olayı beyinde önemli olan, önemli yapan, yaşanmış, yani yaşanmış bir olayı çok baskın hale getiren şey, o yaşanmış olayın sırasında hissedilen beyindeki sıkışmış duygu hissiyatı. Eğer sen o duygu, o travmayı yeniden yaşayarak o duyguyu beyinden deli gibi deşarj edersen, deli gibi duyguyu, iyi de, artık beyindeki ağırlığı azaldığı için, yine yaşanmamış gibi bir hissiyat yaşadığın için artık yine bana ölüm çok uzak, yani bana ölüm çok yakın gelmiyor hala. Ben şu an aklıma ölecek gibi gelmiyorum. Üstüne durmayarak değil. Duygu. Yani duygu her şey. Dediğim gibi duygu. Yani burada yayını kaydedeceğiz zaten. Hocam, Ha.
Neyse Boris, Bir araya girebilir miyim? senin şeyin gitti bu arada, biraz şeyin kötüleşti. Benden mi oldu, senden mi oldu, bakayım. Şimdi benden de olabilir de. Yok yok yok, senden olmuş. Senin internet bağlantın biraz şey oldu. Biraz kirlendi. Bakıyorum hocam İnternet şeyden, ha şu an geri mi geldi? Şu an geldi gibi. Evet, şu an oldu. Oldu. hemen. Sen bilgisayardan mı bağlısın? Yok değilim ama bilgisayarım da Wi-Fi kabloyla bağlı olduğu için belki arkada çalışan bir şey yavaşlatıyordur diye İşte düşündüm. böyle Oradan olabilir. kapattım. Şu an geri geldi. Şimdi şu an netleştim. Bu arada anlatmaya çalıştığım şey aslında bir şeyin beyindeki ağırlığı beyindeki duyguyla ilgili. Yani bunu anladıktan sonra zaten yaşadıktan ve bunlarla uğraştıktan sonra dedim ki olay tamamen duygu. Bir şeyi duyguyla yaşadıysan artık istediğin kadar, bak bir olayı duyguyla yaşadıysan o duyguyu boşaltmadığın sürece beyindeki ağırlığından kurtulamıyorsun. Bak bunu herkes Kesinlikle. bunu herkes çok iyi anlasın. Sen de buna altına imza atar mısın Çağdaş, bu sistemi anladıktan sonra? Kesinlikle atarım Değil mi? hocam. Yani bu kadar net. Bak bunu çok az insan anlıyor. Bunu ben hiçbir psikoloğun, psikiyatristin bilmem ne anladığını düşünmüyorum. Tamam mı? Yani Hocam bu arada çok kısa araya gireyim. Diyeceğinizi ha. unutmayın. Bu bence mutlu anlarda da bizim için mesela hayatımdaki en önemli an. Hani mutlu olarak da en önemli an. Hani mesela bir takımda mesela bir oyuncu kupa kaldırır ve çok mutlu olur. O onun hayatının yine önemli bir Aynen anı öyle. olabilir. Bu arada aynen katılıyorum. Yani duygu belirli bir anın beyindeki ağırlığını belirliyor. Bu zaten, ben bunun yani hep söylüyorum ya, biz travmaları yani biz travmaları aslında format atıyoruz diye niye söylüyordum? Çünkü format atma tam anlamıyla duyguyu boşaltıp olayı, evet, silmiyorsun ama format atıyorsun anlamında söylüyordum. Yaptığımız şey duygu boşaltımı. Yani o yüzden travmadan kurtulamıyorsun. İstediğin kadar dış sesinle, ya ben ölüme teslim oluyorum, ben ölüme, ama hala ölüm aklına gelmeye devam eder. O Evet. travmada yaşadığın her şey aklına gelmeye, yani bir beyninden silemiyorsun ama format atmanın bir yolu var. İşte format dediğim şey zaten bu. Yani format dediğimiz şey zaten bu. Yani duyguyu boşaltmak. Yani olayın tamamen mantığı zaten bu. Devam et. Hocam ben bu arada OKB ile ilgili şöyle bir şey fark ettim. Belki OKB'si olanların çözmesini kolaylaştırır travmalarını. Hani en zorlarından bir tanesi olduğu için de bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi OKB'de eğer insanın aklına düşünceler geliyorsa hani biz insanı yükseltirken iç sesini ona geri vererek yükseltiyoruz demiştik ya hocam. Mücadele olan OKB'lerde aslında mücadele ya bence bakmıyor. Yüzleşmede de kullanılabilir. Aslında oradaki büyük utanç duygusuyla birlikte aslında beyin organlara attığı röle gibi iç seslere de atıyor hocam. Yani ben şunu fark ettim. Mesela OKB'mi çözerken o andaki iç sesimin aslında benim gerçekten istediğim yani nasıl söyleyeyim? Niyetimin o olmadığıydı. Yani aslında orada geçen düşüncem tamamıyla o duygu yüksekliğiyle aklıma gelen ve saçma bir düşünce yani. Ama normalde ben buna evet iç sesim ben bunu bilinçli olarak düşündüm desem hani bu sefer iş çok şey oluyor. Hani anlamsızlaşıyor. Yani nasıl Bunu ben anlatabilirim? şöyle mi anlıyorum? Çünkü o anda aklına geliyor ama senin kendi mantığın değil, ama duygu yükü yüksek. Duygu yüksek olduğu için beynin onu çok önemli algılayıp onu böyle oraya bir role atıp oraya bir iz mi bırakıyor diyorsun. Söyledim bunu mu? Evet, mesela hocam siz şey demiştiniz ya bir tane imam varmış ya da din adamı galiba aklına Allah'la ilgili işte kötü düşünceler geliyormuş dediniz ya. Orada mesela aklına gelen düşünceler aslında o insanın
isteyerek düşündüğü şeyler değil. Ama bir iç ses sonuçta. Aynen. Ve insan bu iç sesleri sürekli eğer kafasında dönüyorsa bir yerden sonra artık şey gibi geliyor ona. Evet, ben bunları gerçekten düşünüyorum. Bunlar benim gerçek öz düşüncelerim. Halbuki değil. Çünkü o andaki o duygu yani çok yüksek olduğu için beyin şaşırıyor ne düşüneceğini. Yani o aklında geçen iç sesler de aslında saçma iç sesler olabiliyor. Yani mesela bir deprem anında aman Allah'ım ben ne yapacağım? Buradan çıkmalıyım. Bu çok Mantıklı. mantıklı. Evet. Evet. Ama mesela bir cinsel utanmada nasıl söyleyebilirim? Mesela şöyle tamamıyla kafamdan uyduruyorum bunu. Mesela bir video görüyor şahıs. Video işte diyelim ki birisinin tecavüze uğraması anı haberlerde çıkıyor. Ve şahıs işte içinden ya işte bu nasıl bir adam ya bu nasıl yapılabilir diye düşünürken mesela bir yandan da aklından şey geçiyor. Ya kadının bir suçu var mıydı? Şimdi burada biz kadının suçu var mıydı demek hani o kadar haksızlık ki yani hani sonuçta burada çok büyük bir insanlık suçu işleniyor yani. Hani orada gidip kadında mı suç arayacağız? Hani ama bu düşünce insanın mesela aklına gelip evet bu benim öz düşüncem diye onu kabul ettiği zaman hani bu sefer de sanki şey gibi oluyor. Ya işte hani ben böyle bir anda bile işte suçlu değil de acaba kadının mı bir hatası vardı diye düşündüm Peki bu oluyorsun mesela. peki çözümde bunu yaparken sana bu burada %100 katılıyorum. Yani sana söylediklerinin altına ben de imza atarım. Burada söylediğimiz şey bu peki bunu çalışırken sen bu aklına gelen saçma sapan şeylerle de birçok şeyi bu benim öz düşüncem deyip o suçluluğa mı çalıştın? Ya da utanmaya Hayır, mı? ben aslında ben bunu şu şekilde çalıştım. Evet, hani çünkü ben yine hani yaşadığım olay bu değil ama bir şok olayı yaşadım ve o şok olayından sonra saçma bir düşünce aklıma geldi ve o düşünceyi gerçekten kendi düşüncem sanıp oradan bir suçluluk ve şey yaşamıştım. Bu en son yaşadığım ağır olan travmayı söylüyorum. Ben hani bir yerden sonra çok fazla düşüncelerimi irdelemeye başlarken aslında kalbimin ve niyetimin hani ve aklımda gerçekten hani benim bana ait olan düşüncenin o olmadığını onun o andaki bir duygu yüksekliğiyle tamamıyla saçmaca insanın aklına çıkan bir düşünce olduğunu fark ettim. Yani benim gerçekten isteyerek düşündüğüm bir şey değil. Yani mesela şey gibi işte hani derler ya morfili düşünme. Hop diye aklına geliyor. Hani ve şey oluyor hocam bir yerden sonra. O anın duygu yükü çok yüksek olduğu için ve yüksek duyguyla beyin sürekli otuşa bastığı için bir yerden sonra artık eğer duygu çok yüksekse gelen iç sesler de şey olmaya başlıyor bir yerden Otomatik sonra. Hani, hale evet. geliyor yani. Travmatik hale geliyor. Ya Ve o iç ben de onu anlatmaya çalıştım. Çünkü yani bir şey yüksekse duygu olarak beyin onu önemli olarak sayıyor seslerden zaten. Hep konuştuğumuz mevzu. Yükselen her duyguyla beraber düşündüğün şey beyin için kritik bir şey olarak önemli çünkü duygu yüksek. Yani sen onlara o mantıksız şeylere kendi duygunmuş gibi çalışıp yani ve de onları kabul edip suçluluğunu boşaltmak zorunda kaldın mı? Onu anlatmaya çalıştım. Travmalardan. Ben onların o sırada aklıma gelip aslında Ama farkındalık yetti mi? Bak onu demek istiyorum. Farkındalık yetti mi? Yoksa onda hocam yoksa bu işte o sen en duygularını mı indirdin? hocam bu işte o en sonda kalan hala üzerinde uğraştığım şey ameliyat yaptığım. Bence ben senin de yerinde olsam onlar benim düşüncelerim, tamam mı? Ben suçluyum, hepsi benim suçum diye kendimi suçlarım ve kendimi affederim. Çünkü yüksek duygu olan şey beyin için alarmlı. Yani
onun farkına vararak o olayı çözmekten ziyade, onu ben burada senin suçun diye söylemiyorum, yanlış anlama. Onun duygusunu indirmenin yolu onunla ilgili olabilecek bütün duyguları indirmek. Yani beyin çok çok ahmakça çalıştığı için sen ne zaman, yani bence o duygularda, yani onlar benim, yani beyni tam ne zaman kandırabilirsin? O düşündüğün, sana ait olmayan düşüncelerin, duygusunun sıfıra yakın bir yerde olması ya da azalmasıyla onu indirebilirsin. Onun dışında sadece farkındalık, bu benim düşüncelerim değil demen, yani sen farkındalık sağlar ama beyinde tamamen her şeyi çözmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Belki de o son travma, belki de hocam o yüzden hala inat ediyor bazı O yerlerde. olabilir işte orada, yani sen orada mantıksız şeyler de, duygular benim de aslında, benim, bu benim suçum diye onu şey yapıp kendini affet, yani ben suçluyum deyip onu boşalttığın zaman beyin alarmı keser orada. Hocam ama orada mesela şu da var. O sırada aklıma gelen hani şoktan sonraki düşünce benim aslında background'umla alakalı olan ve hani ya şimdi çok açık söyleyemediğim için background'umla, yani mesela background'um, tamam şöyle anlatayım background'u. Sürekli reddedilme yaşadım ya. Evet. Mesela reddedilme ile alakalı saçma bir düşünce geliyor. Yani kendimde aslında temelde bilinç düzeyinde kabul ettiğim ve önceki yaşlarımda yaşadığım şeyden bir veri alıyor. Ve onu o anda aklıma getiriyor ama halbuki öyle bir şey yok. Yani ben hani öyle olmadığını biliyorum. Ama işte Tamam, ama yani... sen onu kabul et. O benim de, ve onunla ilgili kendine kız ve yani onu demek istiyorum. Yani mantıklı ya mantıksız, ya ben şunu görüyorum. Mantıklı ya mantıksız, ne olursa olsun bir duyguyu, yani bir düşüncenin etkisini, alarmını çözmek için duygusundan kurtulmak gerekiyor. Duygusundan kurtulabilmek için de onu, yani onunla ona teslim olup tam, yani ve sorunları affetmek gerekiyor. Öyle yaptığın zaman da beyin diyor ki, ha okey, bu adam zaten teslim oldu bu konuya. Zaten kabul etti. Ben onu bununla ilgili alarm yapmama gerek yok dediği için, Evet, bunu ben düşündüm diyerek hani evet, bu benim suçumdu. Bu benim suçum. hı. Yani orada onu reddetme şu anlamda. Yani dediğim gibi, yani bunların hepsi aslında beynin alarmları olduğu için, beyin tamam bu benim suçum okey deyip onu tamamen yaşayıp, bunu ben düşündüm bu benim suçum deyip yaşayıp duyguyu boşalttığı zaman, aa okey, bu adam şey oldu, benim bu konuyla ilgili artık yapmam gereken bir şey kalmadı deyip, beyin o düşünceyle ilgili sana bir şey söylememe, yani şey yapmamaya başlıyor, uyarmamaya başlıyor. Düşüşte de mesela ama ben zaten biliyorum ki Evet, işte tabii ki. bu Tabii, şu şu tabii ki. şu. Tabii ki. Yani çünkü zaten onu biliyoruz. Mantıklı olarak zaten konuyu biliyoruz. Bizim ilk tarafta, yani yükseltme tarafına yaptığımız şey daha alt beyne yönelik. Bu tarafta yaptığımız şey daha mantıklı beyne yönelik. Burada ilk defa böyle bir şey söylüyorum ama bu tarafta zaten bizim amacımız sadece yani beyindeki düşüncelerin çevresindeki duyguları baya böyle onlara teslim olup kabul ederek, onları böyle, bunlar bana ait bilmem ne deyip o duyguları yaşamak. Sonra zaten biliyoruz ki bunlar bizim duygularımız değil. Bundan %100 eminiz. Ama alt beyni ikna etmek için şey yapmak gerekiyor. Kabul edip bunlar benim. Bunları ben Evet, gösterdim. bunlar Suçlu. benim aklıma Bunlar geldi. Bunlar aklımdan geçti. benim suçum. Düşündüm bunları. Yani bunlar benim suçum deyip, yani naçizane o. Öyle yaklaşılır böyle bir konuya. Yani ben dedim ki, ben olaya çok böyle. Bu şu ana kadar yaptığım en analitik yayın. Yani gelmiş geçmiş. Yani şöyle Eyvallah. söyleyeyim. Çünkü sen de mühendisin, ben de mühendisim. Yani böyle çok şey gibi, yani böyle o kadar yüksek seviyede bir şey ki. Senin, çünkü sen de olayı anlamışsın şu anlamda yani. Tamam, o yüzden ya, yani aynı dili konuşuyoruz. Sen de zaten benim Evet söylediğim o kadar şey yapıyorsun ki. hocam. Yani o şu ana kadar, yani 5,5 seneden beri yaptığım sistemle ilgili en analitik yayın. Söyledim, anlıyorsun değil mi? Evet. Anlıyorum hocam. Yani mühendis şey, ben de öyle baktığım için zaten, yani insanlar ne ona zannediyorlar ki, yani
Bazı konularda tabii ki olaya böyle bir anlamadığımız yerleri var ama ben olaya çok analitik yaklaşıyorum şeyi. Yani zaten yaptığımız şey de çok analitik bir konu yani. Farkındaysan ben birçok analizi böyle şey gibi metodoloji olarak böyle hap haline getirip bu böyle olduğu için böyle falan gibi şey yapıyorum. Bu arada şey oldu, senin daha anlatacağın şeyler varsa yarın akşam şey yapayım. Hocam ben son iki şeye daha değineceğim ama eğer hani aklıma gelirse ben yine yazarım size. Çünkü ben not çıkarıyordum. Aha. Biraz da yarım kaldı. Hani eğer başka anlatmak isteyen olmazsa ben notlarımı doldururum. İlla ki başka bir akşamda yarın olmaz. Belki pazartesi olabilir. Tamam. Salı illa ki Tamam. denk gelir Haberleşelim. Bana Instagram'dan da yaz, tamam mı? Hocam bu Çünkü arada bir bu ha. kapatarsanız Ha. çok önemli bir şey söyleyeyim. Diğerini başka bir yayınımıza kalsın. Tamam. Şunu söylemek istiyorum. Buradan bu sistemi gerçekten hani takip eden, çalışan insanlar için arkadaşlar gerçekten Barış Hoca'nın anlattığı süre gerçekten çok önemli. Yani dışarıda o süreyi yani süre niye çok önemli? Dışarıda bir travmacınızın kalmamasını bulmak için çok önemli. Yani o yüzden biz süre diyoruz. Yani travmanın süresini gerçekten iyi belirlemeye çalışın. Direncinizin ne olduğunun farkına varın. Yani ben mesela çoğu zaman OKB'de teslim olmaya başlarken bile ağzım söylüyor ama yüreğim olamıyordu önceki çalışmalarda. Ve hani ben ikinci geldiğim seminerden sonra bunu biraz fark ettim. Onun dışında bir de şu var hocam. Şimdi bu da bu sistemin bence günlük hayatımıza getirdiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Biz şimdi travma yaşamayı engelleyemiyoruz. Doğru. Çünkü dış dünyayla herhangi bir şeyimiz yok. Yani bir kontrol alanımızın çok dışında. Yani her an dış bir şeyden dolayı travma yaşayabiliriz ama şimdi bu sistemde birçok şeyi çözdüğünüz için bu şunu veriyor size. Ya ben ne yaşarsam yaşayayım çözebilirim. Çünkü bu saatten sonra artık siz geçmişteki travmaları hani çözmeye çalışıyorsunuz ama onları hani belki bulamama, işte belki hatırlayamama durumunuz var ama bundan sonraki yaşayacağınız şeyler için sistemi bildiğiniz için ne bir olayı unutma ihtimaliniz var, ne anları eskisi gibi üzerinden zaman geçmediği için kaçırma ihtimaliniz var. Yani bu sistemi bilmek şeyi veriyor insana ya. Ben ne yaşarsam yaşayayım hani çözebilirim. Ben Yani öyleyim. hani o yüzden Yani bu rahatlığı da veriyor ve ben öyleyim ve bir yandan da o yüzden mesela yanlış anlama bir hep söylerim zaten. Ben çok az doktora gidiyorum. Ama onu da hep arada bir söylüyordum. Yani toplam 15-20 senede toplam 2 defa 3 defa doktora gitmişimdir. Yani bu o söylediklerimden sonra yani Altyazı 2007'den 2008'den sonra ben yani çünkü yaşadıklarımı biliyorum, temizlediklerimi biliyorum. Zaten yaşadığım olayları da çözdüğüm için çoğu zaman yani böyle şeyleri o anda böyle bir yeni bir şey çok beklemiyorum çok şükür. Çok çok büyük bir şey de beklemiyorum. Yani olursa çözerim diyorum zaten. Evet, mesela hocam bu konuyla hemen alakalı. Mesela yüzleşmeye varacak, mesela bazen iş yerindeki öfkelerde hissediyorum biliyor musunuz hocam? Aklımdan geçen ve kafamda o role atacak duyguyu anında fark ediyorum artık. Yani o hani o artık hani düşünceleri anlıyorum yani neyin bende travma olabileceğini ve fark ediyorum. Ha evet diyorum bu travma olabilecek bir şey. Mesela bir öfke, sinir. Ve o Anladım. daha onu fark etmemle birlikte Zaten gidiyor evet, yani. zaten kontrollüyüz. Hepimiz öyle kontrollüyüz. Ben böyle başımdan aşağı kaynar sular dökülürken şu an travma yaşıyorum. Ama yani bu şey değil ki. Yani bunun bir Kesinlikle. çaresi var. Tamam. Teslimiyet, kabul. Yani zaten bu şey okey şimdi falan filan deyip en kötü ne olabilir? Teslim ol. Yani o anda düşünceyle bile zaten belli oranda Kesinlikle. engelliyoruz. Seni yeniden alacağım. Gece hafta falan yeniden bir şey yapalım. Tamam mı? Çünkü Tamam hocam. tamam. Yani Çok evet ben de süper. çok Bu, keyif ben de çok keyif. Bu arada şaka değil. Yani diyorum ya, iki mühendis onu konuşuyor olmak muazzam. O yüzden zaten bak 1,5 oldu. Sadece artık millet yavaş yavaş gitti. En keyifli hocam. zamanda yapmak. Hocam bu arada 3.000 lira kaydettiniz değil mi? kaydediyorum. Hemen kaydediyorum şu an. Güzel. Tamam mı? Seni konuşalım. Gelecek hafta yine böyle çadır Tamam deyip hocam. şey yaparım. Tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi Görüşmek akşamlar üzere. Çok hocam. sağ ol. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. Bay bay. Efendim çok keyifliydi sevgili Çağdaş. 28 yaşında bir mühendis.
İzmir seminerinde hocam çok güzel iyileşmelerim var. Dedim anlat, anlatırım dedi. Ben de olan dedim seni pazar alacağım. Yok dedim pazar alamam. Pazar şeydeyim, minibüsteyim, yayın yapamam çok uzun. Pazartesi alayım dedim. Yok dedim pazartesi özel yayın yapıyorum. Onda da alamam. Salı alacağım. Salı diye sözleştik. Ama salıda Şişli'ye gidiyormuşum ben. Şişli'ye gidince dedim akşam yayın açmayayım. Yani o da hatta terk edimi şeyi yaşamış. Dedim hemen çarşamba dedim yani kalp kalbe karşıymış ona söylenince şey onu şey yaptık yani o da sağ olsun şey yaptı gelecek hafta yarın değil gelecek hafta onda şey yaparız bir gün yine alırız. Yani mühendis olduğundan dolayı sistemi de yaklaşık 5 senedir biliyor. Çok büyük sert şeyler çözmüş açıkçası bak açık konuşayım. Zor hayata dönmüş anladığım kadarıyla. Yani en önemli şey obsesif kompulsif anksiyete ve panik atakları çözmüş. Daha psikolojik şeyler şey söylemedi. Ama konuyu iyi anlamış. Bak senin ikinci defa da seminere gelmiş. Zaten ben onunla göz göze geliyordum. Dedim bu çocuk yani iyi anlıyor bu konu anlattığım şeyleri. Ben çünkü interaktif söylüyorum. Doğru şeyleri söylüyor genelde. Meğer ikinci gelişiymiş zaten ve çok da farkındaymış konulara. Şimdi çok çok şeydi yani biraz yüksek seviye bir tartışmaydı aramızdaki yüksek seviye bir yayında o yüzden dedim ya yani şu ana kadar yaptığım en yüksek seviye analitik yayın oldu çünkü konu karşıda bilen birisi vardı yani 5 senedir bununla çalışan ofiste 8-10 ay çalışmış. 4 sene, 3,5 sene dedi şeyi çözmüş. Obsesifliği çok zor belli bir noktaya getirmiş. Yani çok yayın baştan sona bir şeydi. Onun dışında ne diyecektim? Ha, bu arada söylediği şey şuydu. Siz çok anlamamış olabilirsiniz yeniler. Eskiler belki anlamıştır. İki şey söyledi. Dedi ki direnci iyi şey yapın dedi. Bir şey daha söyledi. Tam çalışmayla ilgili çok şey. Direnç dediğim benim 3 artı 1 diye o an kitabında anlattığım seminerlerde çok uzun bahsetmek zorunda kaldığım şeyi direnci iyi anlamaktan falan bahsetti. Bir de yine onu da bulurum. Ha zaman süreç. Evet süreç. Süreci iyi anla dedi. Travmanın sürecini çok iyi anlayın dedi. Ben her zaman söylerim bir travmanın önce ilk bulduğun an ne kadar sürdüğünü anla derim. Süreyi anla. Ne kadar. Ben otomatik bunu yapıyorum. Yani bana diyorlar ki bir travma. Ne kadar sürdü travma? 2 sene. Bu bir süreç. 1 yıl. Bu süreç. 1 dakika. Bu çok da süreç sayılmaz. Süreç yani süreçlerle anları arasındaki o süreci çok iyi anla şey yapın ki travma anlarını doğru şey yapın geçmişteki yani bir olay karışmasın diye süreci çok çok iyi anlayın dedi. Direnç dediğim bir şey ayrı bir konu bu arada. Benim anlattığım direnci bu biraz açık konuşmak gerekiyorsa seminere katılanların çok daha faydalanabileceği bir yayın. Yani daha önce seminere katıldıysanız bu yayından çok fayda görürsünüz. Çünkü biraz üst seviyeydi. Yani sıfır birisini bu konuyu ne konuştuğunuzu çok anlamaz açık konuşmak gerekirse. Yani yeniler çok bir şey anlamamışlardır. Yani çok yüksek seviye dediğim gibi zaten o da o şekilde konuştu. Travmayı çözerken son söylediği şey süreci iyi anlayın dedi. İkinci de ki hep çok söylerim. İkinci de direnci iyi kırmayı bilmek gerekiyor dedi ki evet direnç zaten bunlar önemli olmasa direnç dediğim şeyi de anlamıyorsunuz. Mesela bak şu anlamda örnek vereyim birisini affetmek istiyorsun ama senin beynin affetmek istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü affetmek adil değil. Onu adalet bozulacak. Affedersen karşı taraf affedilmeyi hak etmedi. Yani onun yanına kâr kalacak. Adaletsiz kimse
adaletsiz bir şekilde karşıya affetmek istemiyor. Çünkü karşı taraf affedilmek için bir şey yapmadı ki. Hiçbir şekilde ödeşilemedi, özür dilenmedi. Tamam mı? Biraz yenilmek ya, değil. Demek ki bir insanın affetmeyle ilgili bir direnci var mıymış? Evet. Adalet. Bir tanesi. Yani burada birçok insan zaten işte yani mesela örnek şeylerden bir tanesi buydu mesela. Yani direnç. Bu bir direnç. Mesela sigara bırakmak istiyorsun. Ulan yani sigara bırakmak istemiyorum. Çok büyük keyif bu. O direnci kırmak gerekiyor bırakabilmek için. Çalışma anında bunu yapıyorsun. O yüzden bak affediyorum. Çok kızgınlık geçmiyor. Zaten siz affetmiyorsunuz ki. Şimdi efendim naçizane şeyim artık yavaş yavaş bu arada bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum yayının. Sevgili Çağdaş böyle uzun uzun anlatınca ben de çok da keyif aldım. Uzun uzun sürdü. Yarın haftanın son yayını ama Cuma günü gideceğimden dolayı erken kalkacağım. Yarın çok uzun bir yayın olmayabilir. Bilginiz olsun. Çünkü Cuma sabahı gidiyoruz Ankara'ya. Orada bir şeyler var. Cumartesi, pazar seminer var. Alttaki numaradan ve profilimdeki numaradan kayıt için detaylı bilgileri alabilirsiniz. Sonraki hafta Samsun, sonra Kocaeli, sonra İstanbul. Seminerleri çok tavsiye ederim. O kadar kolay değil. Eğer yani gelme ihtimaliniz varsa asla kaçırmayın. Bak sevgili Çağdaş ikinci gelişi annesi de iki defa gelmiş. 10 ay bizim ekipten yardım almış. Ekipten de online yardım alabilirsiniz. Altta online ve ofise giderek bizim ekip zaten bu konuları sürekli bunlarla uğraşıyor. Çok basit değil aslında her şeyi çözmek. Sadece vurup da olayı çözmüyoruz sadece. Yoksa öyle olsaydı herkes her şeyi çözerdi. Yani vururduk, iyileşirdik, biterdi. Travmayı bulup vururduk, iyileşirdik, biterdi. Şimdi ayrıca naçizane her zaman söylediğim gibi benden gelen bir gönderi olduğu zaman beğenip yorum yapmayı, herkese ulaşması ve fayda sağlaması açısından yeniden rica edeyim ve ayrıca herkesi kabul etmiyor ama henüz daha katılmadıysanız buraya katılmayı deneyin. Canlı yayın ve demolar. Yayını kaydedeceğim. Ben yani profile girip buradan benim profilime Barış Mustafa Official'a girip oradan katıl butonuna basarsanız üye olmayı deneyebiliyorsunuz. Bazılarını kabul etmiyor. Bakalım size edecek mi bilmiyorum. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam daha kısa bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ankara'da görüşmek üzere. Diğerleriyle de işte ne var? Samsun, Kocaeli falan da görüşeceğiz. Hoşça kalın.